Bu hikaye henüz bitmedi. Türkiye 19 yaşındaki bu genç adamın iddiasını konuşacak. O konuşacak, yer yerinden oynayacak. İsim bizim için çok önemli. Arslan Sarıca. Siz onunla evlendiniz mi? Yok, koca nikahı vardı. Heh, dini nikahı. Evet, ikinci kocam. Ne kadar beraber yaşadınız? 2-3 ay. 6 çocuk var. Alican ve Ümmü Gülsüm diye bir çocuğu evet. daha varmış. Evet. Ama onlar nerede şu anda bilmiyoruz. Nilgün Hanım benim annem, Aslan Sarıcan da babam diyen o isim geliyor. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. Kızını buldum. Gel kurban olurum sana, gel kızım. Ben gelmek istemiyorum. Gel kızım. Tuba geldi, annesiyle kavuşacak. Benim melemimi buradaydı, siz verdiniz yarama. Ben boşanmak istiyorum, ben geri dönmeyeceğim. Döneceğim. Ben aileme geri dönmek istemiyorum. Bu senin kararın. Canlı yayın bitti, ortalık karıştı. Ben geri dönmeyeceğim. Döneceğim. Sen gelsene ya. Sen gel. Kızı Tuğba'yı kaybetmemek için önünde siper olan Ayşe Hanım'ın feryadı. Arkadaşım gelecek, sen bende kalın. Hayır. Sen gelsene yani. Sen gel, istemiyorum. O anları sakın kaçırmayın. Oğlumun nikahlı eşi Aycan Demir, Nuri Gerçek ile Şubat ayında kaçtı. Bu da yetmezmiş gibi oğlumun nikahı altında davullu zurnalı düğün yaptı. Bu görüntüler çok konuşulacak. Hey, hey, gelin aldık gidiyoruz. Bay bay. Aycan Demirci, Nuri Gerçek için doğurduğun çocuğu attın gittin. Bu görüntüler ortalığı karıştıracak. Resmi nikahlı karısı Aycan, Nuri Gerçek'le davullu zurnalı düğün yaptı. Aycan, buradan sana sesleniyor. Bir an önce gel boşanalım. Bırakıp gittiğin çocuğun velayetini ben alacağım. Herkesi şoke edecek o anlar. Sonuna kadar da çocuğum için savaşacağım. Sonuna kadar savaşacağım. Şimdi Esra Erol'da. 13 Eylül günü Uşak'ta ortadan kayboldu. Bunu biz araştırıyoruz. Kadın sığınma evinde de yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. O gün en son Yasin Diker'in yanında görülen Cansu'dan bir daha haber alınamadı. Cansu'nun başına bir şey mi geldi? Yasin Diker'le bağlantısı ne? Cansu'yla ilgili son dakika gelişmesi. Bu hikaye henüz bitmedi. Türkiye 19 yaşındaki bu genç adamın iddiasını konuşacak. O konuşacak, yer yerinden oynayacak. İsim bizim için çok önemli. Arslan Sarıca. Siz onunla evlendiniz mi? Yok, koca nikahı vardı. Heh, dini nikahı. Evet, ikinci kocam. Ne kadar beraber yaşadınız? 2-3 ay. 6 çocuk var. Alican ve Ümmü Gülsüm diye bir çocuğu evet. daha varmış. Evet. Ama onlar nerede şu anda bilmiyoruz. Nilgün Hanım benim annem, Aslan Sarıcan da babam diyen o isim geliyor. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. ATV ekranlarında bizlerle buluşan tüm seyircilerimizi sevgiyle selamlıyoruz.
güzel ve keyifli bir hafta olması dileğiyle. Sizin de coşkunuz ve enerjiniz, maşallahınız var yani. Öyle diyorsunuz. O enerji karşı. Bak böyle bu da vardı ya böyle karşılıklı. Yok 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 yok. Ama ben gayet enerjiyim yani. Yeni olaylara hazırız. Ama bugün yani bu hafta bu kadar heyecanlı, bu haftaya heyecanlı başlamamın asıl sebebi kapımızı çalan bir delikanlının olması ve Ayşenur ve Emrah'ın kardeşi olabilirim iddiasında bulunması. Beni çok heyecanlandırıyor. Biraz sonra konuşacağız ama ilk konuğum Konya'dan Özışık ailesi geliyor. Özgül Özışık evlendirdiği oğlu Özbay Özışık için Sürüçya'da olacak. Anne oğul beraber çıkacaklar. Özbay bir evlilik yapıyor. Hayatının aşkını buluyor. Zorlu başlıyor bu evlilik ama mutlu olacaklarına inanıyor çiftimiz. Daha sonrasında ayrılıklar yaşanıyor. Sonra da bir boşanma süreci başlıyor. Tabii ki insanın bu ayrılık fikrine alışması çok da kolay bir şey değil. Ama tam onu sindirdim derken bambaşka bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Eşi davullu zürneli. Zürneli yalnız. Bence de zürnenin... Davulun ve zürnenin... Toparlamam lazım bunu. Davullu zurnalı başka biriyle düğün yapıyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Otur anne. Kaç yaşındasın Özbay? 28 ablam. 28. Ama sen bile diyorsun ki bana sor. Ha? Vallahi. İçin kaç? Şimdi ya ne bileyim ben şöyle söyleyeyim. Çocuk ruhu ya. Çocuk ruhum var. Evet. Ha ben de sandım ki bu yaşananlardan sonra ruhun yaşlandı. Bazen aynen. Öyle olur bu aynen, dertler, aynen, kederler aynen. İnsanın üstüne gelmeye başlayınca kendini daha olgun ve daha büyük hisseder. Hayatının aşkı sanıyorsun o kişiyi, Aycan'ı. Evet. Evleniyorsunuz, bir de çocuğunuz var. Her şey aslında hızlı başlıyor. O hızlı başlayan ilişkiler aslında aynı hızla da bitmeye mahkum. Eşin Şubat 2020 tarihinde 2018 yılında yapmış oldukları evlilikte bir çocukları var. Bu yavrum da 2019 doğumlu, Ağustos doğumlu. Şubat 2020 tarihinde seni ve bebeğini terk ediyor. Evet. Ve bir ayrılık süreci başlıyor. Hayat sakin akıyor. Sen babalığına, çocuğuna hem babalık hem annelik yapıyorsun. Annen de başında. Aynen öyle. Ama bu ay eşin başka biriyle evleniyor. Şimdi buna evleniyor denmez çünkü bu hanımefendi zaten evli. Yolunu bulmuş abla. He? Yolunu bulmuş. Yolunu bulmuş. Eşin nasıl başka biriyle kaç gün önce oldu bilmiyorum. Bu düğünü yapması. Ekim'in başlarında. Ekim'in hafta, başında. Bu Ekim'in ayın birinci haftasında. Başında. Evet. Şimdi nereden başlıyor hikayen? Zor. Benim minnacık bir evladın var. Aynen. Babalık da annelik de yapıyorsun ona. Evet, onunla tamam. Beraber yaşıyorsun. Eşin hem seni hem de çocuğunu terk etti. Ama hayatından memnun. Hatta mutlu. Geride Allah yolunu açık etsin abla. Bu. Ya Allah yolunu açık etsin. Özgür Hanım. Buyur. Hayat devam ediyor abla. Hayat devam ediyor. Ama o hayatın devam edebilmesi için karşılıklı ilişkinizi bitiriyor olmanız lazım. Aradaki evet. Kuralların, o ayrılıktan sonraki kuralların belirleniyor olması gerekiyor. Ya zaten dava açtım abla. Yani 300 milyarlık davam var. Boşanma evet. Davasını açtın. Evet, boşanma davası. Eşin Şubat'ta evi terk etti. Çocuğun velayeti var. Sen onun başka biriyle düğün yaptığını, davul zurnalı düğün dernek yaptığını nasıl öğrendin? Nereden gördün? Benim Instagram'dan da. Ya Instagram, Facebook. Oğlum bunu söylemekten niye çekiniyorsun sen? Ben çekiniyorum. Söyle Özgür abla sen daha iyi anlatıyorsun. Ben anlatayım. Anlat. Kayınvalide dolu belli. Nasıl dolu olmayayım Esra Hanım? Facebook üzerinden tanıştılar.
tanışma, konuşma, mesajlaşma şeyinde zaten hepsi var mesajları. Özbay beni dayımın oğlu Gökhan Çelik'e annem babam zorla verecek. Hı hı. Anneme söyledim Konya uzak vermem. Beni kaçır. Bu şekilde mesajlar var. Aynen öyle. Ve bu arada bir hafta falan konuşuyorlar. Bende kamera şeyler de var çocuklar. Hani iki çocuk gelinle birbirlerini çekmişler yani. Hı hı. Anlatıyor kaçtığını, olayları anlatıyor. Tüpçünün arabasına biniyor benim gelinim. Fethiye'ye geliyor. Hı hı. Kınık'tan Fethiye'ye geliyor. Oradan bilet alayım diyor. Bilet yok. Bunu arıyor. Diyor ki ne böyle böyle ben burada kaldım. Annem babam beni aramaya çıkmıştır. Ağam ve benim içinde saklandım. Gelin beni alın. Yalan yok. Gittim aldım geldim. Oğlumla beraber getirdim. Niye oğlun sana dedi ki anne ben bir kız seviyorum. Sosyal medyada tanıştık. Gel beni kaçır dedi. Ben evet. Onunla evlenmek istiyorum evet, dedi. Evet aynen. Dedin oldu. Mi bunları? Aynen o şekilde oldu. Getirdik. Devrisi günü ben hemen babasını aradım. Turhan abi böyle böyle kızın oğlumla kaçtı abi. Neyse biz büyükler olarak gerekeni yapalım. Kapattılar. 20 dakika aradan geçti. Tekrar aradılar beni. Benden 20 milyar başlık istediler. Başlık parası. Evet kız kardeşleri, annesi, babası hepsi. Ama yalnız şöyle. Aycan Demirci nişanlıymış, nişanı atmış başkasıyla. Bunlar benden bu parayı alıp o kişiye verecekler. Ondan da başlık orayı almışlar. Orayı kapatacaklar yani. Ondan da başlık almışlar. Benden alıp aslında oraya verecekler. Aslında kız yazıştığı dönemde aile onu başka biriyle nişanlıyor. Evet. Ondan da başlık parası alıyorlar. O ben... para da çarçılı olunca seninle kaçmaya, evlenmeye karar verince bu sefer o borcu kapatmak için aynı. Sizden para istiyorlar. Evet. Zaten telefonda bana konuştuklarını hiç söylemeyeceğim Esra Hanım. Benim terbiyem müsaade etmez. Çok argo kelimeler kullandılar bana. Çok açık seçik konuştular. Biz hallettik. Büyükler arada hallettik. 20 milyar vermedim. Ben hemen gittim. Oğlumun nikahını, resmi nikahını kıydım. Resmi nikahını kıydım. Senin hani, yanına kaçar kaçmaz. Bir yandan hani anneyle, evet aileyle barışalım, anlaşalım. Bir yandan maddi sıkıntım var diye biraz uzattım erteldik düğünü. Yani. Şubat'ın 5'i 6'sı Adana'da salonda düğün yaptım. Tabii bu Şubat'a kadar gelin hamile kalmış. Hamile. Yani benim düğünde 3 aylık hamileydi gelinim. Düğünü yaptık. Eve geldim. Kız kardeşimin evindeyim. Ben Konya'da oturduğum için düğünü Adana'da yaptım. Yeminle söylüyorum. Üstünden gelinliği çıkarttı. Öbür odaya gitti hap içti. Doktorun ona yazdığı vitamin haplarından. Titremeye başladı. Ben hap içtim doktora götür. Kızım niye bu kadar hap içtin? Ben dün içmemiştim. Bugün hepsini birden içtim. Aldım doktora götürdüm. Kayıtlar var Adana'da. Doktora götürdüm, bakıttım. Doktor bebek de gayet sağlıklı. Anne de bol bol su içsin. Başka eve getirdim Esra Hanım. Kadın yukarı çıkmıyor. Beni başka doktora götürün. Oraya götürdüm. Aynısını söylediler. Devrisi günü ben çorumu çocuğumu topladım. Aldım geldim. Bakın bunu da ben açık açık söylüyorum. Yalan dolan asla. Eve geldim bir yuvarlak masa kurdum. Kızım bak. Kasım'ın ortasında geldin. Lapa lapa kar yağıyor. Elimde yok, avcumda yok. Bulgur bulamaç yaptım düğününü, mobilyeni almadım. Ama şimdi düğünümüzü yaptık, millet içinden çıktık. Düğünüm şey, bana bir buçuk ay müsaade et, kızımın mobilyası. Bir büyük eve çıkacağım, kızımın mobilyasını da alacağım. Demeye kalmadı şey Esra Hanım. Mardın 13'ünde evden kaçtı. 2019'da. Evet. Nikah düğünden sonra... bir ay sonra. Nikah, düğün, kaçma. Bir niye kaçtı evden Özbay? Abla hiçbir sorunumuz yoktu. Hiçbir sorun yok. Hiçbir niye kaçtı yok peki? Abla. Sorun yok. Psikolojisi bozukmuş. Babası öyle söyledi bize. Evet. Otogara gitti. Babasını aramış. Topel baba gel beni al diye. Şeyini atmış konumunu. Hı-hı. Baba geldi sabah. Hı-hı. Karakola gittik. Çocuklara ifade verdiler. Ya gidin iki dünür anlaşın falan. Hı hı. Aldım eve götürdüm. Şey yaptım. Kızım biz seni dövdük mü, sövdük mü, kovduk mu? Neden böyle yaptın? Bu insanları Antalya gibi yerden getirdin. Böyle o sırada Turhan Bey girdi araya. Özgül Hanım bunun psikolojisi bozuk. Hı. Ben bunu alayım götüreyim. 15 gün kalsın. 15 günden sonra ister ben getireyim ister sen gel gelini götür. Tamam tamam abi. Elimi öptü. Sarıldık. Öpüştük. Yolcu ettik. Mart 2019'da. Evet. Oraya gittikten sonra Esra'nın bir, iki, üçüncü günü oğluma telefon geldi. Onun da ses kaydı var elimde. Ses kaydı dinlemiyoruz var, ama. Var, o da var. Niye ses kaydı tutuyorsunuz? Tuttum. İçim yanıyor çünkü.
Güvenmiyorum. Açıkçası güvenmedim ben buna. Güvenmedim. Babasının evine gittikten sonra 3 gün sonra gelininiz arıyor. Aynen. Gel beni al diye. Hayır, hayır, hayır abla. Buraya geliyorsun, aynen bu şekil konuşuyor. Özbay buraya ben geliyorsun. Ben çocuğu istemiyorum. Seni de istemiyorum. Çocuğu da istemiyorum. İmza atıyorsun, ben bu çocuğu aldırıyorum. Çocuğum şoklarda. Aycan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen el öpmeye gittin babana. Neden böyle? Seni de istemiyorum, çocuğu da istemiyorum. Pat çocuğun yüzüne telefonu kapattım. Bir gün daha geçti, bir telefon daha geldi oğluma. Benim annemin babamın haberi yok. Aynen bu şekil. Annemin babamın haberi yok. 1 milyar bir yerden para buldum. Boşanma davası açtım. Ve açmış. Açtı yani, gerçekten açtı. Açtıktan 3 gün sonra Gökhan Çelik diye o dayısının oğluna zorla verecekler. İddianız bu yönde, evet. Gökhan Çelik İsim diye. İsim geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardı. Şahısla Adana'ya yapıyorlarmış. Kol kola el ele oraya gel. Yani görenler, şey yapanlar çok, biz de biliyoruz orada olduğunu. Nereden gördünüz siz bunları? Nereden gördük? O gün Adana'ya gittiler. Benim büyük oğlumu. Yani sosyal medyada o birlikteliği fotoğraflamışlar mı? Aynen. Evet, elimde şu anda, hepsi elimde. Anladım. Avukatım bu fotoğraflar da var. Hepsi var. Sonra bu kişiyle beraber oluyor. Aynen, ama o Gökhan'la kaçarken ben çocuğu aldırdım demiş. Hey. Ondan sonra biz o fotoğrafı duyunca şeyde... Şimdi ona da gelmek istiyorum da hikayenin tamamı da şimdi Ekim'in başında resmi nikahlı eşi Ayhan Özışık, Aycan Özışık başka biriyle çalgılı, çengili bayağı düğün yapıyorlar. O görüntüler şimdi ekrana gelecekler. Birkaç dakika beklemenizi rica ediyorum. Bu kişiyle kaçtı. O kişiye dedi ki ben bebeği aldırdım dedi, yalan söyledi. Aynen, yalanı evet. Ortaya çıkınca ortaya ne oldu? Ortaya çıkınca ben tabii bu arada oğlanın babasını aradım. Dedim size namus davası açacağım, hazırlıklı olun. Beni karşında göreceksiniz. Utanmıyor musunuz elin nikahlı hamile karısını kaçırmaya falan filan? Babası yok böyle bir şey falan, kızı götürüp bırakıyorlar. Orada da karakolda, jandarma karakolunda birbirlerine giriyorlar. Top tüfek, kazma tüfek böyle yani. Böylelikle Gökhan bırakıyor onu. Bu tabi çocuk doğuyor, uzatmayacağım. Çocuk doğuyor. Çocuk bu arada hamileliği süreci, o kalan süreci, çocuk doğumuna kadar baba anne, evinde. Ben, anne evinde. Evet, evet, ben çocuğumun doğduğunu görmedim. Görmedik abla. Biz. Babaanne, şey, çocuk... ilk doğduğu gün yanında değil yok, mi? Hayır, hayır, hayır. Haberimiz yok. Çocuk doğduktan sonra çocuk 1,5 kilo doğuyor. Doğduğunda şu kadardı, 1,5 kiloydu. Küveze alıyorlar bunu. Küveze aldıktan sonra bunu telefon açıyor. Çocuğun diyor hastanede yatıyor, bana diyor para gönder. Bu da Aycan. Nerede yatıyor? Benim çocuğum hangi hastanede? Bana hastaneyi söyle, paramı cebime katayım. Geleyim babalık görevimi yapayım. Sen baba olmayı hak etmiyorsun deyip çocuğumun yüzüne kapatıyor telefonu. Ondan sonra bu çocuk küvezdeyken o da var. Şey, yine böyle Instagram'da ameliyatlı halinden motosiklette canlı yayın yapıyor. Kardeşine gelin arıyor. Var mı böyle bir şey? Çocuk küvezde, anne kalktı. Anne, normal hayatına devam ediyor. Çocuk hastanede. Ondan bu, sonra Adana'da, Adana'daki bacısı geliyor, diyor ki ne? Çocuğunuz doğdu, yengen midir, nedir ona söyle. Gitsin çocuklarını alsınlar, gelsinler. Annem astım hastalığı. Annem babam bu çocuğa bakamaz. Yoksa çocuk yuvasına verecekler. Ben daha ölmemişim. Ben çocuğumu vermem asla. O senin canının canı. Bana telefon açtı. Gel dedi, çocuğu alın. Avukatımla, avukatım, ben, babası, kızım, oğlum. Ticari taksi tuttum, 1,5 milyara gittim oraya. Hususi gittim, çocuğum için. Gitmeden kızım aradı. Turhan abi böyle böyle kızın haberi yolladı, bebeği verecekmiş. Ne diyorsun abi, gelelim. Ne yapalım? Geleceksiniz, kızınızı, çocuğunuzu alacaksınız, gideceksiniz diyen de Turhan Demirci. Gittik, tam Kaş'a gittik. Ondan oraya Kınık Köyü'ne gittik. Annesiyle o orada şeyde. Aycan ağaç, annesiyle duruyor. Ağaçların altında babası motosikletle tıp yanımıza geldi. Abi hani çocuk? Abi eve gidelim bak ben geldim. Yine her şeye çocuğum için sustum. Yutacağım dedim. Söyle sen kızına söyle. Kızım bak kayınvaliden gelmiş, kocan gelmiş. Bir bebek var. Al çocuğunu git evine. Yok dedi benim kızım istemiyor dedi. Abi bir evine gidelim. Hayır dedi ben seni evime alamam. Alamam mı abi? O zaman benim çocuğumu getirin dedim.
Benim çocuğumu getirin 10 dakikada olsa benim bu çocuğum çocuğunu görecek dedim. Getirdiler. Yemin ediyorum 20 dakika. Baktık. Gördük. Çocuğunu ilk gördüğün? İlk gördü. An. Evet. Sokağın ortasında herhalde. Evet, evet, evet. Ağladı, bağrına bastı, kokuladı. Ne yapsın? Ondan sonra Esra Hanım, çocuğu gördük. Yine insanlık görevimi yaptım. Kimse yanlış anlamasın. Gereken neyse çocuğumun koyuna kat. Yok. Hay, bu kadar kargaşa oluyor, hala takılacak altını mı düşünüyorsun? Altın değil, öyle yani, hani şey, anladım. Açlık dedim çocuğa. Hı hı. Zaten diyordu babam. Kaç dakika gördün o gün çocuğunu? 20 dakika. Fazla 15-20 değil. Dakika. Yani o evladınla ilk tanışma, ilk göz göze gelme süren 20 dakika ve sokağın ortasında. Oradan sonra tekrar çocuğu almadan? Vermedi. Vermediler, onu geri döndünüz. Onu da niye vermemiş Esra Hanım? Bağlansınlar, açık açık yüz yüze konuşurum. Şimdi tüm anne... bunlar olurken ama sonra Aycan bir anda geri dönmek istiyor. Bak, o çocuğu vermemiş, niye vermemiş biliyor musun? Annesi demiş ki kayınvaliden geliyor. Ben çocuğa 2 milyar doğumda masraf ettim. Benim paramı versin, ondan sonra çocuklarını alsınlar gitsinler. Var mı böyle bir şey? Ben babaanneyim, sen anneannesin. Valla var mı diyorsunuz ama var. Şimdi başlık parasıyla evlendirilen kadınları, aynen, düşündüğümüzde böyle bir şey alıp satar gibi davranıldığında o çocuk için bunu söylemeleri bana çok da anormal gelmiyor ama maalesef ki bu bizim toplumumuzda çok biz acı. Çektik var. Geldik Esra Hanım. Çocuk... Yani anormal gelmiyor derken şunu söylemek istedim. İlk duyduğumda inanmıyordum. Yani mümkün değil, öyle şeyler yoktur diyordum ama maalesef ki bunların hepsi bizim ülkemizde var. Yaşanıyor. Ve çocuğun parasını yaşadım, versinler, doğum masraflarının parasını versinler, çocuğu alsınlar. Evet. Aynen, ama işte ben bu kelimeyi sonradan geldikten, hı-hı, sonra duydum. Aycan'ın kendisi, hı-hı, söyledi. Annem böyle böyle söyledi dedi. Çocuğun bebeğin kırkı çıktı. Önce Adana'ya gitti bebekle. Ondan sonra... Buraya kendisi geldi, aldı bebeği. Sizin yanınıza geldi, annem, Konya'ya. Annem babam çocuğa bakmıyor, çocuğu istemiyor. Annem bana bir şans daha ver. Beni atsanız da, kesseniz de, balkondan aşağı atsanız da gitmeyeceğim. Özgül Hanım, siz kayınvalidesiniz. Evet. Gelininiz geldiğinde Özgül anne bana bir şans daha ver diye size mi sordu? Bana dedi, şöyle. Kocası var ama onun. Kocasıyla zaten sabaha kadar konuştular. Tamam, yani sana dedi mi bana etti, bir şans ver daha dedi mi? Abla, şöyle çocuğumuzun hatırına, evet, bir şans daha... İstiyorum dedi. İstiyorum dedi. Peki sen o şansı karına vereceksin çocuğun için. Annen deseydi ki mümkün değil, bu evlilik bitmiş. Ne yapardın? Allah. Cevap ver. Annen hayır deseydi. Abla, davamız devam ediyordu zaten. Davamız devam ediyordu zaten. Yani çocuğumun velayetini almak karın için. Karın dedi ki Özbay beni affet. Sen evet Aycan seni evlat için affediyorum dedin. Ama annen deseydi ki asla bu evliliğe, bu ilişkiye izin vermiyorum, ondan boşanacaksın deseydi yine affeder miydin? Yok abla. Şimdi ha? Aile başka, hanım, eş başka. Başka. Beni affet dedi size. Bana bir şans daha verin, evet, dedi. Siz ne yaptınız? Ben dedim ki ne? Aycan bak, davayı sürdürürüm. Açık söylüyorum kızım dedim. Hı hı. Açık konuşuyorum. Davayı sürdürürüm. Niye sürdürürüm? Ben açık söyleyeyim, sana güvenmiyorum dedim. 2 ay, 3 ay, 5 ay kalırsın, o güvenci Özışık ailesine verirsin, o zaman ben senin için kellemi ortaya katarım dedim. Bu arada beraber yaşamaya devam ediyorlardı, barışma gerçekleşti ama boşanma davası da sürüyordu. Sürüyor, evet. Ben şey yapmadım, bak yalan söylemiyorum. Sadece ben güvenmek şey istiyordunuz. Evet, güvenmek istiyordum. Şubat 2020'ye kadar sizinle kalmış. Evet. Şubat 2020'de bebeği de seni de terk ederek tekrar kaçmış. Evet abi. Yine çocuğum... Ben İş de, görüşmesine ben de, sigorta işlemlerini yaptırıyor. Anne dedi bir 5 dakika bir kuaföre gideyim gelip İşteydim. Çocuğa bak gidiş o gidiş. İşteydim kuaföre gitmek işte. İçin mi evden, evet, çıkıyor? Evet, kuaföre gideyim anne dedi. Şubat 2020'de kuaföre, evet, gidiyorum diyerek çıkıyor ama Ekim ayında, yani bu ay başka biriyle bir düğün yapıyor. O görüntüler bir ekrana gelsin. Aycan Özışık aslında Özbay'la evli, ortada bir boşanma davası da var. Ama bu arada terk edilmiş bir bebek de var ortada. Bir de düğün görüntüleri var. Bunlar? Bu oğlumun, Özbay'ın bu. Tamam. Şimdi diğer görüntüler gelsin ekrana. Canlı yayın. Çekiyorum canım teyzem.
Cemal Şahan. Gamze çekil oradan ya. Gelin aldık gidiyorum. Bay bay. Gelin aldım gidiyor. Hayırlı olsun diyor sana. Resmi nikahlı eşi Aycan, Nuri Gerçek ismindeki kişiyle, yani sokakta bütün ailelerin, evet, hepsinin aynen beraber bir çeyiz de kurulmuş herhalde. Ben şunu merak ediyorum. Bir düğün yapmışlar. Şunu çok merak ediyorum. Bu düğüne giden oldu mu acaba? Bir kişi, dolu bir sürü bir kişi nikah altındayken, yani zaten o biri hani aldığı insan diyemiyorum ona. Bu düğüne kim gitti acaba? Ben çok merak ediyorum. Nuri Gerçek acaba Aycan'ın resmi nikahla evli olduğunu biliyor mu? Nasıl? Nuri biliyor mu acaba onun evli olduğunu? Biliyor. Bilirdir. Biliyor. O da onu öyle kabul ediyor. Nuri'yi de tanıyorum. Peki bu düğünü sosyal medyada yayınlamışlar. Evet. Canlı yayın yapmışlar. Aynen. Bütün görüntüleri oradan servis, evet, etmişler. Evet. Bu düğüne kimler gitmiştir acaba Aycan'ın, evet, ailesinden? Hepsi oradaydı. Siz Nuri Bey'i nereden tanıyorsunuz? Nuri Bey'i aynı Adana'dan, o da Adanalı. Hayır, orada domates ekiyor. Bir sürü kişi var. Siz dediniz ki ben yeni damadı da tanıyorum Nuri, evet, Bey'i. Yani konuşmuşluğunuz var mı? Konuşmuşluğum yok. Yok. Ha. Hayır abla. Adana'dan hani biliyorum. Mesela atıyorum ben bu sokakta oturuyorum. Hani onlar bir iki sokak, öbürler iki sokak. Biliyoruz yani, tanıyoruz. Aynı mahalledensiniz. Aycan bu düğünü yaptığında size bıraktığı çocuğu kaç yaşında? Kaç aylık? Şu an bir yaşını üç ay geçti. Biri. Bu şeyde yani bir yaşında bir çocuk varken anneye bırakıyor. Bebek. Evet. 40'lı bıraktı zaten. O görüntüleri verelim mi tekrar? Yani 40 günlükken geri dönüyor. Şubat'a kadar kalıyor. Şubat'tan sonra tekrar gidiyor. Ekim ayında, evet, bu görüntülerle Aycan tekrar ortaya çıkıyor. Şimdi mesela bu kına gecesinde işte elbiseler hazırlanmış. Evet, çeyiz serin bak, gelinliği de yani kına yapılmış. Burada da yarın o beyaz gelinliği giyecek. Bu da sanırım kayınvalide. Adana'dan Antalya'ya gidiyorlar. Antalya'da düğün yaptılar. Bu Antalya'da Aycan'ın ailesinin? Evet. Orada. O da orada, o da orada. Şimdi bu hanımefendi diyor ki gelinimi aldım. Evet. Tabii ama şimdi Şubat'ta gittikten sonra işte Mart'ta korona falan girdi. Bu döneme kadar şey hazırlıkları yapmışlardır. Evet. Bayağı bu çok hazırlıklı bir şey yani süreç. Bunlar çeyiz, hediye edilmiş kıyafetler sanırım. Evet. Yerde de bir sürü şeyler var, makyaj malzemeleri. Evet, şunlar da bacıları bak, kız kardeşleri. Kız kardeşleri. Evet, siz gördünüz, herkese söyleyin. Aycan'ın kız kardeşleri onlar da işte. Hı hı. Zaten işi bozan hep o annesiyle bacıları oldu ya, hiç istemediler. Şimdi bizi. Çeyizler dürülmüş, serilmiş, gösterişler yapılıyor, kına geceleri yapılıyor, gelinlikler alınmış. Şimdi bunların hepsi bizim örf adetlerimiz. Yalnız bunların hepsi olurken bir... Ya bekar olmanız gerekiyor. Aynen. Ya da yeni bir evlilik yapacaksanız, hayatınıza yeni birini alacaksanız, evlendiyseniz boşanmanız gerekiyor. Bizim milletimiz maalesef ki bu tarzdaki insanların hepsi bu boşanmayı unutuyor. Yani o resmi nikahı, resmi nikah hiçbir değer vermiyorlar. Ama oradaki çeyizler hepsinden önemli. Bak o çeyizlerden biri olmasa o düğün olmaz. Çocuktan o kız oraya gitmez. Çocuktan da önemli. Çocuktan da önemli. Evet, mesela 13 aylık yani. Bebek aç mı susuz mu, anne sütü. Bu çocuk ne mamayla kadar Şubat'a büyüktü. Kadar aldı. Mamayla çocuğu da bıraktı. Ama orada çalgılı çengili düğününü yapabiliyor. Esra abla. Ve bütün herkes, bakın bütün herkes buna alkış tutuyor. Buna şakşak yapıyor. Esra abla. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Söyle Özbay. Oğlum senin konuşman lazım. Şimdi, yani senin hayatın, senin hayatın yıkımı. Çocuk anne karnındayken eniştesi Hakan Demirci bana ne dedi biliyor musun? Yani şimdi söylenecek bir şey mi, söylenmeyecek bir şey mi? Yok yok, ha, normal. Çocuğun doğsun dedi. Çocuğunu dedi kargoyla göndeririz dedi. Paketleyip kargoyla göndeririz, merak etme dedi. Ya bu tarzdaki cümleleri kuran bir insanların yaşayış tarzları da aynı zaten. Şimdi mesela siz Nur Bey'e sormak lazım. Bu kayıt dışı evliliklerde hemen dini nikaha sığınıyorlar. Dini aslında
istismar ediyorlar. O dini nikahı ağızlarına pesenk etmişler. Aynen. Onlar için bir kurtuluş. Benim eşim dini nikah yaptı. Öyle olmuyor. Dini nikah olur mu? Bir gidin Nuri Bey, Aycan Hanım, bu nikah geçerli mi diye gidin din görevlisine en yakın yerde sorun. Yani bu konuda Diyanet İşleri'ne de çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu tür kayıt dışı evliliklere dini nikah adı altında izin verilmemesi lazım. Yani beyefendi burada, eşim de gelse kabul edeceğini düşünün. Aycan'ın ablası telefon hattındaymış. Gamze Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda kız kardeşiniz Aycan Özışık Nuri Gerçek'le beraber yaşıyor. Evet. Onunla evlendi. Yani sizin anlatımınızla, yani yaptığınız bu düğün derneklerle sizin gözünüzde kız kardeşiniz Nuri ile evlendi. Evet. Şu anda onunla karı koca hayatı yaşıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Bütün ailede bu ilişkiyi onaylıyor. Evet, onaylıyoruz. Ve bunu herkese açık bir şekilde yaptınız. Evet. Gizleyecek, saklayacak herhangi bir durumunuz hayır, yok. Hayır. Aycan Nuri ile evlenebilmek için 15 aylık bebeğini de terk etti. Hatta terk ettiğinde çocuk daha küçüktü. Evet. Bebeğini de terk etti. Bebeği de istemiyor. Ya istemiyor değil. Hani kayınvalidesi, babası vermeyeceğini bildiği için. Ha, o yüzden dedi onlar da yani kalsın. Ya Allah, onlar versin vermesin. Aycan'ın bu konuda bebeği almak için herhangi bir mücadelesi oldu mu? Olmadı. Peki, olamaz ki, birlikte çok meşgulsün kız kardeşiniz. Olmadı, Nuri Gerçek bebeği istiyor mu? Çocuğunu Nuri... Ama hiç kendileri de hiç göstermedi. Bunu da söylediler mi acaba? Vallahi ben olsam ben de size göstermem de. Bırakın gösterip göstermemeyi. Şimdi durumlara göre değişir. Ben her zaman anne ile çocuk tarafındayım ama... birlikte olduğu bu karı koca hayatı yaşadığı Nuri var ya... O bu daha önce yani bu evliliğinden olan çocuğu kabul ediyor mu? Ya çocuğu almayı zaten hiç şey yapmadı da hani babası bak dedi ama. Ama aslında yani istememesi ama... lazım değil mi? Nuri niye istesin evliliğinden çocuğu? Nuri'den de var bir çocuk. He? İsterseler bir ister çünkü onun da çocuğu var. Yanında mı evet, çocukları? Evet, Aycan ona bakıyor. Hı? Yanında mı çocukları? Yanında. Gamze bizi duyuyor musun? Evet duyuyorum. Duyuyorsunuz. Buyurun. Her şeyi kabul etti abla zaten. Evet. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Beş dakika dinler misiniz? Buyurun. Ya biz şöyle bir şey anlatayım size. Hı-hı. Benim bu kız kardeşim bunlara kaçtığı zaman dinliyor musunuz beni? Evet dinliyorum. Ha, kaçtığı zaman benim kız kardeşim 3-4 gün yok oluyor ve kadın bizi arayıp demiyor yani kızınız bize bak geldi almayın biz o 3-4 bin karakollara izin verdik. Ondan sonra yani bir günden bir güne aramadı demedi bize bak kızınız. Ya Gamze Hanım, kız kardeşiniz ortaya çıktı mı, bu kişiyle evlendi mi? Şu anda yaptığını, kız kardeşiniz yaptığı bu davranışı siz de ona alkış tutarak doğru alkış olduğuna inanıyor musunuz ya? Ben zaten bunun boşanma davası sürüyor. Evet. Boşanacaklardı. Tamam, boşanacaklardı. Orada bir virgül koyarım. Kız kardeşiniz Türk Medeni Kanunu'na göre şu anda resmi evliliği devam ettiği halde bir başkasıyla birlikte yaşıyor. Evlilik hayatı gibi zina sebebiyle boşanma sebebinin en açık kanıtı bu. Siz de bunu ikrar ediyorsunuz. İki, dinen diyorsunuz evli. Dinen de evli olamaz. Beyefendiyle daha boşanmamış. Sürdükten sonra bu evliliği yürütmenin de hiçbir anlamı yok. Yok hiç şey nikah, zahmet. Dini nikaha da gerek yok. Resmi nikaha da gerek yok. Bakın siz bu zihniyette olduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hiç kimseye bir şey olmuyor. Sizin kız kardeşinizi mağdur ediyorsunuz. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Benim kız kardeşim zaten doğum ettiği bizim kapımıza geldiği zaman o kocası olsun, kayınbabası olsun bir günden bir güne ona sahiplenmedi. Biz doğum etti. Kendi bacımızı kendimiz yolladık. Dedik hadi git bu çocuğun hakkına
Buyurun Özgür Hanım. Baş parasını sorar mısınız? Kaç para başlık parası aldınız? Gamze, kaç para başlık parası aldınız? Bir dakika. Biliyorlardı. Benim bacımı bizle görüştürmüyorlardı. Onları anlatsınlar bence. Tamam. Peki bir dakika. Gamze orada Hanım. Yani ne? Ben size başından anlatayım. Dinleyin. Gamze, dur bir dakika. Gamze, sana iki soru soracağım. Nuri'den de başlık parası aldınız mı? Hayır, öyle almıştır, bir şey yok. Almıştır. Peki, hayır, Özgay'dan hayır, aldınız mı? Hayır. Ne başlık parasından bahsediyor o kadın ya? O ne yapıyor? He. O bir kendi oğluna baksın birinci. Hani kısmıyor benim bacıma. Sonra akşama kadar benim bacım orada da kilitli kalıyor. Bak. Ondan sonra kapıyı aç. Tamam, beni dinle, beni. Bir bacım benim. Bak, bak benim fırsat diye. Kapattı mı? Gamze. Özma'yla sürekli dalga mı geçiyorlar? Ona lakap mı evet, takıyorlar? Evet, evet. İnek Şaban diyorlar benim oğluma. Kapattı mı şimdi? Kapattı. Şimdi tekrar bağlarlar onu. Telefonun çalıyor. Bak, telefonu da çıkardı burada. Kim aradı? Yok, abim. Kendi abim. Abin. Hı-hı. Ne diyordur? Yok yok, Antalya'dan. Hayır, abin arıyor. Abim yani eşimin amcasının oğlu. Ha, anladım. Evet, gereksiz. Şimdi şu Gamze'yi bir daha bağlayabilir misiniz? Tabii şu anda bir daha bağlayabilir misiniz? Bir tek kelime söyleyeceğim ona ben. Söyleyin ama şimdi duyuyordur zaten o televizyon açık. Gamze, bu tarafta. Şurada. Gamze Hanım, beni duyuyorsun değil mi? Senin kız kardeşin 4 aylık hamileyken Adana'da doktor ayarlayıp da o çocuğumu aldırmaya giden ben miydim? Allah'tan korkun, Allah'tan. Bir hiçbir zaman beni istemediniz. Oğlumu istemediniz, torunumu istemediniz. Yaptığınız düğünlere ailesi geldi mi? Gelmedi hiçbiri abla. Hiçbiri gelmedi. Çağırdılar, istemiyorlar bizi. Düğüne? Ha, şunu da söyleyeyim. Düğüne gelmiyorlar ama kız mesela kaçıp geri geldikten sonra... Kız kaçıp geri geldikten sonra baba diyor ki ben kızı götüreyim, biz de kafasını dinlesin. Ya abla aynen. 15 gününe gönderiyor. 15 gün sonra diyor ya siz gelirsiniz diyor ya da biz getirelim falan diyor. Özbay sen bu evlilikte neredeydin? Bu evlilik içerisinde, bu yaşamlar içinde neredeydin? Sürekli ağlıyordu çocuğu için. Neredeydi aynen Esra abla. Hanım? Çocuğum da çocuğum başka bir şey. Benim kusura bakmayın sözünüzü kestim. Ben yani psikolojik ben hastanede yattım abla. Yani kayıtlara bakabilirsiniz. Bu süre içerisinde mi? Yani hayır bu... hayır. İlk hayır. Etaplarda çocuğu aldıracağım, öldüreceğim sonra... diyor ya. Bebeği falan aldıracaklar dediler ya. Hı hı. Aa, o zaman ben psikolojim bozuldu. Seni hep buna tehdit mi ediyordu? Ben bu bebeği aldıracağım diye. Aldıracağım. Aynen abla. Aldıracağım diyordu. Aslında boşanma dosyanın içerisine de girmiş. O dosyanın içerisinde eşinin yazdığı günlükler var. Orada aslında... Hayatında seni kurtaran kişi olarak lanse ediyor değil mi? Ailesinde problemler evet, yaşadığını. Sürekli Esra bir kötü hikayesi de var evlilik öncesinde. Bunları sana anlattı mı? Ya, abla videolarım var. Yani oğlum videoya ara, gerek yok. Sen bir ara gösterelim size. Tamam ekrana o videoları verelim. İzleriz. Şimdi ismi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Aycan Özışık'ın annesinin, babasının... ablası Gamze'nin Nuri Gerçek'in yayına bağlanmasını çok istiyorum aslında. Bu duruma nasıl bir açıklama yapacağını merak ediyorum. Reklamlardan sonra devam edeceğiz bu konuya. Benim biyolojik annem Nilgün olabilir, babam da Aslan Sarıcan olabilir diyen 19 yaşında bir gencin iddiaları var. Biraz sonra ekrana gelecek. Canlı yayında Ayşenur'la da yüzleşecekler. Sultan Hanım'ın 13 Eylül'den beri kayıp olan kızı Cansu bulundu sevgili seyirciler. Cansu biraz sonra canlı yayında olacak. Anne kız 13 Eylül'den sonra ilk defa karşı karşıya gelecekler. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın.
Bu hikaye henüz bitmedi. Türkiye 19 yaşındaki bu genç adamın iddiasını konuşacak. O konuşacak, yer yerinden oynayacak. İsim bizim için çok önemli. Arslan Sarıcan. Siz onunla evlendiniz mi? Yok, koca nikahı vardı. Dini nikahı. Evet, ikinci kocam. Ne kadar beraber yaşadınız? 2-3 ay. 6 çocuk var. Alican ve Ümmü Gülsüm diye bir çocuğun evet. daha varmış. Evet. Ama onlar nerede şu anda bilmiyoruz. Nilgün Hanım, benim annem, Aslan Sarıcan'da babam diyen o isim geliyor. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Şimdi Esra Erol'da. Kızını buldum. Gel kurban olurum. Sağ ol, gel kızım. Ben gelmek istemiyorum. Gel kızım. Tuba geldi. Annesiyle kavuşacak. Benim melememi buradaydı. Siz verdiniz yarama. Ben boşanmak istiyorum. Ben geri dönmeyeceğim. Dönecek. Ben aileme geri dönmek istemiyorum. Bu senin kararın. Canlı yayın bitti. Ortalık karıştı. Ben geri dönmeyeceğim. Dönecek. Sen gelsene geldi. Sen gel. Kızı Tuğba'yı kaybetmemek için önünde siper olan Ayşe Hanım'ın feryadı. Arkadaşım edeceğim, sen bende kalın. Hayır. Sen gelsene geldi. Sen gel, istemiyorum. O anları sakın kaçırmayın. Özay Özışık konuğumuz, sevgili seyirciler, resmi nikahlı eşimle bir ayrılık sürecindeyiz. Şubat ayında benim ve bebeğimizi terk etti. Bu ay içinde de başka biriyle çalgılı çengili bir düğün yaptı. Çıksın ortaya diyor koca. Aycan'la ilgili hem Aycan'ın söz hakkı cevap hakkı var dedik ama Aycan'la ilgili daha çok açıklamaları aile bireyleri yapıyor. O düğüne katılan ablaları yapıyor. Biraz önce Gamze telefon hattındaydı. Şimdi de Ünzüle Hanım telefon hattındaymış. Ünzüle Hanım merhaba. İyi günler Esra Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aycan ne zaman Nuri ile tanıştı? Ne zamandır beraberler? Aycan hemen hemen... bir 20-25 gün, her bir ay olmuyor. 20-25 gün o anca oluyor yani. 6 aydan beri. Bir ayda hemen bu düğün dernek yapmaya mı karar verdiler? Evet. Bir aydır tanışıyor. Yalan evet, yani bir ay olmuyor. Tanış, hani biz önceden de... Bir aydan fazladır çünkü açık alanda düğünler yasaklandı. Siz orada bayağı bir düğün yapıyorsunuz. Hı. Bir aydan önce olması lazım. Açık alanda düğünler yasaklandı çünkü. Hayır hayır, biz kendi aramızda düğün yaptık. Öyle pek gelenler şunu merak ediyorum. Kardeşiniz bu Nuri ile nikah kayıt evet. dışı bir birliktelik yaşamaya başladı. Evet. Bu düğün dernekler de yapıldı. Ne kadar süredir bu adamı tanıyor? Onu gösterir. Önceden de tekrarlıyorum dediğimi. Efendim? Tekrarlıyorum dediğimi. Önceden de tanıştık bir... Tanışıklığımız olduğu için ailelerimiz tanışıyor, görüşüyor yani. Önceden değilim yani, daha bu özbay falan şeyde yoktu. Tanışmıyorduk yani onlarla. O zaman onunla evlenseydi. O zaman onunla evlenseydi. Esra Hanım, ben Özgün Hanım'a buradan bir şey sormak istiyorum. Buyurun konuşun. Ben sadece Özgür Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Buyurun, dinliyorum Üzüle Hanım. Dinle. Bunca şeyler oldu, geçti. Benim... Geldi. Bu zamana kadar neredeydiniz, pardon da? Ne? Sizin... Bu zamana kadar kayınvalideliğiniz neredeydi? Evet, kayınvalide. Cevap vereyim. Evet. Aycan benim oğlumla kaçtığında ilk telefonu bana... Açan kimdi? Ünzüle'ydi. Argo konuşanlar kimdi? Şimdi ne kadar kibar konuşuyorsun öyle? Ne kadar hanımefendisin? Argo konuştuklarını da söylesene bana. Anladın mı beni kışkırtan? He. Bizi 3 gün, 4 gün, 1 hafta habersiz bırakan insan He. sensin. Ben senin annesinden bile şüphe duyuyorum. Ben bir Allah. Anne olamazsın. Şimdi Ünzüle Hanım, kız kardeşiniz kaçmış, geçmiş, siz bitmiş. Ya, bak, Hatice, konusunu konuşalım. Bak Hatice, Gamze, ondan sonra öbür Ezgi, sen olduktan muhtarlar, sonra... Muhtarlar. Bir de annen olduktan sonra... Annen ne dedi?
Bak canlı yayında söylüyorum. Terbiye müsaade etmiyor. Şimdi konuş. Bir dakika, bir dakika. Benim gelinim, benim gelinim de demiyorum. Hoş gelinim değil artık. 3-4 aylık hamileyken annenle Gamze gidip doktor ayarlayıp çocuğu aldıran kimdi? Söyle, hadi konuş. Çocuk aldırmadık. Hanımefendi siz iyi misiniz? Bu çocuk aldırma işi nereden çıktı? Ya çocuk bir dakika. Üzüle. Çocuğun aldırma konusundaki işte cevabın çocuğu aldırmak istemedi. E çocuk nerede şu anda? Aycan'ın çocuğu nerede? Ben de abla. Esra Hanım ben sizinle konuşabilir miyim? Aycan çocuğunu nereye bıraktı? Çocuğunu ne kadar süredir görmüyor? Aycan şu an çocuğunu yani pek hafızamda değil. Yani 7-8 ay tahammülüm olmuştur. Ya yani. Evet. Evet. 8 ay çocuğunu terk eden bir kadın zamanında bu gebeliği sonlandırmak da ister. Bu kadar basit. Bunun üzerine söylenecek başka bir söz yok. Hayır Esra Hanım yanlış düşürüyorsunuz. Ortalıkta gebeliği sonlandırma denen hiçbir şey yok. Bakın ben ses kayıtlarını vereyim mi? Dur. Ses kayıtlarını ver. Bundan sürekli evet. Nişanlandırıldığı yönünde kendi kız kardeşinizin beyanı var. Kız kardeşiniz Aycan'ın bir mağduriyeti var mı? Ailesiyle ilgili. Hayır bir mağduriyeti kaç yok. Kaç defa nişanlandı Aycan? Ben size kendimi ifade onu edemiyorum. Sorun, şey, Hülya Hanım onu sorun. Aycan kaç defa nişanlandı? Üzüle. Aycan bir defa nişanlandı. Bir de işte eski eşi diyeceğim artık. Eski eşini almıştı. Eşi. Şu anki eşi. Eşi. Şu anki eşi. Olay nereden Nuri. Çıktı pardon da. Evet. Şimdi eşi ya, Özay. Nuri başka kimle nişanlandı? Dur kız soruya cevap ver. Beni lütfen konuşturur musunuz? Beni lütfen konuşturur musunuz? Konuşturacağım da sen şu nişanlılık sorusuna cevap ver. Özay bir kocası. Nuri gerçek evet. İki. Üçüncüsü kim? Gökhan kocası Çelik. Değil de o nişanlısı Esra Hanım. Kim? Kocası denen bir şey yok. Nişanlısıydı diyor. Öbürü. Şu an nişanlısı mı? Yok 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 önceki. Hayır hayır anlamadınız siz. Özbay'dan bir, önceki. Bir nişanlılık oldu. Onunla bir evliliği oldu. Tabi de bu evliliği oldu. Bir nişanlılık yaşadı, iki evlilik yaşadı. Peki. Bir nişanlılık, iki evlilik. Peki Ünzül'e sen... Lütfen konuşturur musunuz? Ünzül'e bir tek bir, dakika, bir şey soracağım. Tek sor. Bir şey. Aycan kaçtığında... Ezgi sen aradın. 20 milyar benden başlık istedin. Arkana Ezgi bacım... aradı. Ezgi ne dedi? Ay sen abla nokta bak abla diyorum sana. Sen niye yalan söylüyorsun? Bir dakika yalan söylüyorum. Yalanı siz söylüyorsunuz. Siz. Almadınız mı benden başlık parası? Alıp Hüsnü'ye vermediniz mi? Hayır bak sen şu an çok musun? Sen de oradaydın. Bacım Esna çık Hanım. Gel biz seni böyle de kabul ederiz. Esna sen orada Hanım. O hayatı sürdüremezsin. Diyen kimdi? Esna buyurun Hanım. Ünzül'e. Lütfen ben sizinle konuşmak istiyorum. Buyurun bak, Ünzül'e anlatın. Sanırım. Yani bu Nuri Gerçek'le ilişkisini, evliliğini, düğün derneğini sizin hep beraber göbek senin atmanızı nasıl açıklayacaksınız? Gerçekten merak ediyorum. Sizinle konuşmak istiyorum lütfen. Anlatın. Bak Esra Hanım benim kardeşim ilk kaçtı bu Özbay Üstüşah. Kaçtı tamam bunlar misafiri kendi aralarında evlendi. Biz dedik ki kendi şahsında mutlu mesut olsun. Allah başını bozmasın. Annem baban niye gelmedi? Ya, dur. Gelmek zorunda değiliz. Siz demiyoruz sizi. Benim nikahımdan düşsün o bacım. Çocuğumun velayetini de verin canınız cehennem. Benim çocuğum Özışık soy isminden düşün. Ay bizim tek temennimiz o hayatım. He, o zaman niye çekişmeli uğraşıyor bacım? Şimdi Ünzül'e Hanım evlilik öncesinde dönen bir başlık paraları var. Onların hukuki bir alt zemini yok ama beyefendinin eşi tarafından sadakatsizlik yapıldığını çok net ispat ediyor. Bebeğin terk edilmesi var. Zaten velayeti bu saatten sonra anne o velayeti de... Kendisi Özbay Özışık kendisi neden benim kız kardeşime şiddet uyguluyor bıçakla? Anlıyorum. Bununla ilgili zamanında yapmanız gerekenler var. Bak.
bakın, ay bir Üzülü Hanım sesiniz çok dipten geliyor ve duyamıyorum sizi. Bana kardeşinizin bu ilişkisini, şu anki evliliğini, düğün derneğini nasıl açıklayacaksınız, bunu merak ediyorum. Açıklamasını yapayım Mustafa ederseniz. Yap. Mustafa ederseniz açıklamasını yaparım. Yap, hoparlörü de kapat. Özbay Bey, iki defa, üç defa benim kardeşime şiddet uyguladı Özbay'a. Daha kapağı getir, daha kapağı. Benim bana... Sizin de ilgisiniz, sizin de ilginizi çektiği üzere benim kardeşimle evli olan Özbay Özışık mı, yoksa Özgül Özışık mı? Peki ben de size bir soru sorabilir miyim? Getir. Nuri Gerçek'le olan ilişkisi, düğün, dernek ve karı koca hayat evliyken başka biriyle karı koca hayatı yaşamasının sebebi Özbay'ın uyguladığı şiddet. Doğru mu? Evet. Evet. Özbay şiddet uygulayınca diyor ki ben çareyi diyor yeni bir düğünde bulayım diyor. Yani hayır, koruma hayır, kararı hayır, aldırmıyor. Boşanma davası istemiyor. Babam hayır. Buraya kadar geldi. Konya'ya kızını almaya. Hayır. Hani Aycan peki, telefon açtı. Hanım. Karakola gitti. Rahat rahat getirsin. İddiat raporu alaydı bacın. Sapa sağlam baban adına kapıdan götürdü. Sizin anlayacağınız... Dilden konuşmak istiyorum. Siz evli misiniz? Evet, evliyim. 10 yıldır evlisiniz. Eşiniz evet, size nikahları yok çatır şeyden yardım alıyorlar işte bir sosyal dakika. Dayanışmadan. Evlisiniz. Nikahsız eşiniz size da. Şiddet uyguladığında. Çok iyi bir konuya değindiniz. Ben de sizin sorunuzu cevaplıyorum. Ha çıkacak. Özbay Özışık neden evet yapmam annem gibi kapısına giderim. Sizin bana söylediğiniz soru. Sizi dönerek annem gibi giderim. Ama Özbay Bey neden benim kardeşimi telefonla arıp da tehditler savuruyor? Ne tehdidi? Konuştukça batıyorsunuz. Bakın konuştukça batıyorsunuz. Yani bu düğünü derneği. Onu soralım mesela. Hülya, kız kardeşiniz kaçıyor ya 15 gün babası geliyor alıyor. O arada da Gökhan Çelik de var mı? Bu kaçışta. Hayır hayır. Ha? Benim babamın oraya gitti dedi. Benim kardeşim gelin dedi kurtarın diye. Gökhan Çelik kim? Gökhan Hülya Çelik Hülya. Kim? Bak. Gökhan Çelik kim? Gökhan Çelik kendisi dayımın oğlu. Özgül Hanım dedi ya. Bir dakika bir saniye. Özgül Hanım da dedi ya hani aldırmak etti. O iddia kesinlikle ve kesinlikle yalan. Biz nasıl fotoğrafları gösterin. Bir dakika. Ne kadar cani bir insan mıyız? Ayıp bir dakika. Şimdi baba evine dönüyor evliyken. Karın nereye gidiyor? Nereye kaçtın diyor sana? Baba evinden kaçıp nereye gidiyordu? Kardeşim bir dakika. Bir dakika. Mart 2019 evet. Tarihinde. Karın baba evine döndü. Sonra seni arıyor. Neredeyim diyor. Abla kimseye söyleme diyor. Evet. Annem gelin haberi olmasın diyor, aramasın diyor. Ben diyor Adana'ya gideceğim diyor. Ne orada ne yapacaksın diyorum. Yani ben de gelim olmazsa falan diyorum. Yok sen gelme. Yok sen gelme diyor. Sonra Gökhan Çelik'in yanında olduğunu nasıl anladın? Abla Facebook yayınladılarken yani o Mart ayında 2019'da babasının evine senin yanından baba evine dönüp sonra Adana'ya gidiyor. Gökhan evet. Çelik'le nasıl fotoğraf ilişkisi bunlar başladı. Bunlar nasıl be? Şimdi yok umudumsun yok. Evet başka cicimsin. Ne yazmış? Ha? Umudumsun yok, başka. Peri masalı ellerin titrek titrek ellerimi tuttun bilmem ne yazıyor ya. Anladım. Ben ekran şimdi bunları açıklayın ya. Lütfen. Gösterin ekranda gösterin ya. Bunları açıklayın burada lütfen. Burada ne güzel konuşuyorlar da. Benim kardeşim 5 aylıkken hamileyken biz Adana'ya getirdik onu. Orada annemgilin yaşadığı köy orası fazla sağlık şeyleri yok diye Adana'ya getirdik onu. 5 aylıkken kanaması oldu. Üzülü bir şeyler yaşadık. Ay, kız kardeşiniz nerede? Kanatası olmadı işte. Doktora yaramadınız çocuğu aldırmak için. Kız kardeşiniz şu an nerede? Antalya'da. Alo. Kız kardeşiniz nerede? Kız kardeşim şu an Antalya Kınık ilçesinde. Kimin yanında? Eşinin yanında, şimdiki eşisinin yanında. Şimdiki eşi adı neydi ben unuttum. Nuri Gerçek. Nuri Gerçek, şimdiki eşinin yanında. Evet. Eşiniz, evet.
kaçtığı, kız kardeşiniz kaçtığı kişilere Özbay'a sen benim kurtarıcımsın, umudumsun diyor. Evliyken, hamileyken Gökhan Çelik'e kaçıyor. Sosyal medyada gene sen benim umudumsun, kurtarıcımsın diyor. Esra Hanım. Niçin Ayca'nın hayatına Gökhan giren kişilerden hep böyle bir... yok Esra Hanım, yalan söylüyor bunlar. Esra niye kız kardeşiniz? Öyle bir şey yok ki. Ailesinden mi, sizlerden mi kaçmaya çalışıyor Ayca? Hayır Esra Hanım, anlatamıyorum galiba. İlk şeye geldi, bize geldi, bunlara gitti. İlk bize geldiğinde, küs olarak bize geldiğinde 5 aylık hamileyken kanamakta oldu. Biz Adana'ya getirdik. Gökhan Çelik çocuk benim artık dünyaya gelmiş. Bakın bu kadar mağdur olduğunu iddia eden bir kadın yeni bir evlilik yapmaz. Böyle çaldırı erkeklerden nefret edersin zaten kısa düğün yapılmaz. Siz şimdi onları bırakın. Bu 300 bin lira tazminat istiyor. Aycan ödeyecek mi? Hı. Bu evet, sabit bak. İstiyorum. Bu başlık parası istiyorsunuz ya 10 bin lira. Öyle. O da diyor ki benim en yasal hakkım, beni diyor aldatıyor hayır, diyor. Hayır biz 10 bin ne zaman almıştık onlardan 20 milyar başlık. Biz bak 20 milyar ya. Bence ne zaman aldık biz onlardan bir 20 diyor milyar. Diyor ki tazminatı öder mi Aycan diyor. 20 milyar bu mı Nuri dedim ile ben? Diyor ilişkisinin bak. Bu kadar arkasında ya diyor. Kocasına boşanmada tazminat öder mi diyor. 300 bin TL istiyormuş. Şimdi diyor resmi nikahlı eşim benim diyor. Ama yanımda yok. Nuri'nin yanında diyor düğün yapıyor. Sosyal medyada da açık bu. Topluma beni rezil etti diyor. 300 bin lira diyor tazminat istiyorum. Maddi ve manevi diyor. Çocuğu da bana bıraktı. Öder mi ödemez mi kısa cevap? Hülya Hanım o zaman şöyle diyeyim size ben. Özbay Özışık'ın yaptıklarının bedeli olsun o da ya. Benim başıma dayak dayak vurup vurup da bayılana kadar dövmeli. Ezra Hanım. Şeyleri yapmaz. Teşekkür ederim söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için. Bütün seyircilere soruyorum. Yayına bağlanacak olan kişi Aycan'dır. Bayılana kadar dövecek bir çocuk mu Allah rızası için söyleyin. Bir avradı ölümüne dövecek. Raporu getirsin. Seyircilerime soruyorum. Allah rızası için söyleyin. Darp raporu getirsin. Çocuk konuşmasını beceremiyor. Nasıl avrat dövecek? İşte problem. Ya hep muhtarsınız kızım. Muhtar, muhtar. Daha böyle... Aycan kimlerden kaçıyor? Yarın devam edeceğiz. Bağlansın kendisi. Nuri'nin de Aycan'ın da söz hakkı, cevap hakkı var. Onların da yayına bağlanmasını istiyorum. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuda sayısız ihbar geliyor çünkü. Buyurun, bu arada çocuğu çok hırpaladın. Hırpaladım işte. Ya abi bir çekti kolunu böyle. Bana oğlum bir yerdeki karıncanın üstüne basmaya kıyamaz. Ya, nasıl şiddet uyguluyor? Allah'tan tamam, korkun. Alacağız, alacağız. Sen de açık alacağız. Göz bir kadınsın ha. Oğlunu bu yani... oğlumla Azat Umut'un günahından kurtulamazsın. Başka bir şey demeyeceğim. İki yakası bir araya canını verme. Zaten çocuğum... Tam gider ayak dilin açıldı. Yarın konuşacağız. Çocuğumun ismini de değiştirmek istiyorum abla sizin sayenizde. Tamam. Onlar tabii. Bunu taras kaldı. Yazacağım ben. Allah razı olsun. Kimlik tespiti yapacağım biraz sonra. Allah razı olsun. Kız hadi. Şimdi bu kadar dişli anneler böyle hani cabbar her şeyin altından kalkar da hani Özgül Hanım gibi biri bulurdu kendini hani oğluna uygun bir kız. Ama bizimki Facebook'tan bulmuş. Şimdi bir Sultan daha geliyor, arkasından bir de Ayşe İper konumuz var. Önce Sultan abla bir otursunlar. İkisi de anne, ikisi de gözü yaşlı anneler. İkisinin de evli, çocukları olan kızları kaçtı. Her iki annenin çağrısı da ortak. Kızım ne olur geri dön. Bak seni üzerler, kırarlar, incitirler. Seni geride bekleyen küçücük yavrularım var çağrısında bulunuyorlar. Önce hangisi geliyor? Önce Sultan ablanın, pardon Ayşe ablanın konusuna geç. Vallahi kafam karıştı ya. Gerçekten. Önce Ayşe ablanın kızını bulduk. Tuğba'sını getirdik. Bir sarıldılar, kavuştular. O gittikten sonraki o ilk yakınlaşma ve sonrasında birazcık daha ilişkiler kolaylaşıyor ama Ayşe ablanınki maalesef öyle olmadı. Önce hatırlatmamız ekrana gelsin.
Tuba Kılıç nerede? Ben çocuğum hayatımdan endişe edeyim. Değil. Çay demli sıcak, ocağın üstünde sımsıcak. Bir gün önce de mi tarhana yoğurmuş? Gidişini planlı olarak vermiyorsunuz. Aynen planlı değerli. Eşi telefon hattında. Çocuk uyuyor betonda kalmış. Evin dış kapısı açık hatta. Evde 20 bin TL para vardı. 1000 TL'sini almış. Adana'da terminalde indi en son. Yani aslında planlı bir gidiş sizin anlattığınıza göre. Kızını buldum. Gel kurban olurum. Sağ gel kızım. Ben gelmek istemiyorum. Gel kızım. Tuba geldi. Annesiyle kavuşacak. Benim melemimi buradaydı. Siz verdiniz yarama. Gitmek üzere harekete geçiyorsun. Evet. Bir şeyin onu tetiklemesi lazım. Ben eşimin kızlarla işte konuşmuş, galiba görüşmüş, işte görüntülü yazıyordu zaten. Onu görünce ben yine eski yaşadıklarım aklıma geldi. Bir daha kaldıramam yani. Düşündüm Ankara'ya mı gitsem, nereye gitsem diye İstanbul aklıma geldi. Çünkü en büyük şehir İstanbul. İstanbul'a geldim. Bir süre otogarda bekledim. Aklıma arkadaşım geldi zaten. Face'den arkadaşım. Facebook'tan tanışıyor evet. musunuz? Evet. Yüz yüze. Yok görüntülü falan konuşuyor. Nasıl bir işte, o da çok şanslı mısın yani iner inmez Facebook'taki arkadaşınla yazışıyorsun, konuşuyorsun, onun evine gidiyorsun. Evet. 15 gün sonra bir tekstilde neyse artık evet. bir işe giriyorsun, normal bir hayat kuruyorsun. Evet. Bu arada eşin Davut Bey de telefon hattındaymış. Ben boşanmak istiyorum, çocuklarımı istiyorum ama şimdi değil. Çocukların velayetini babaya mı vermek istiyorsun? Anlaşmalı boşanmak kesinlikle istemiyorum. İftiradan dolayı gereken tazminat veya davayı açacağım. Ben arkandayım, baban arkandayım. Ama ben geri dönmeyeceğim. Dönecek. Ailene döner misin, dönmez misin? Bu kararı verecek olan sensin. İki çocuğumu terk ettim ama sorun bir niye terk ettim? Eşimle anlaşamıyordum, problemler vardı. Ailemin evine gidemezdim değil. Gidebilirdim, onlar her daim arkamda. Doğru mu? Siz kızınızın kocasıyla... Koca 20 ay yok. 15 gündür geldi. Yurt dışında çalışıyordu. 15 gündür geldi. 15 gün sonra Tuğba pılısını pırtısını toparlayıp 2 yaşındaki çocuğu balkonda sedirin üzerine bir yer yatağına yatırmış. Çocuk düşer mi, kalkar mı, biri mi girer, başına ne gelir düşünmeden bir anda diyor düşüncesi çıktım gittim. Aile evine gidebilir, size sığınabilir, sizinle olabilir ve yeni bir hayata başlayabilir. Değil mi? Evet. Ama Tuğba bundan hiçbirini istemiyor. İki çocuğunu da siliyor. Annesini babasını da siliyor. Kendine bir yeni hayat hayali kuruyor. Ama harcayacaklar. Cuma günü yayın bitti. Ben dedim ki buradan hani gidin bir şurada kafemiz var. Gidin anneyle sohbet edin. Hani biraz dertleşin. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz ortak. Bir yol bulun dedim. Tam yayından çıktım. Toplantıyı burayı kullanmıştım giderken. Kıyamet kopuyor dışarıda. Bakın kıyamet kopuyor. Deyin ki birini kesiyorlar. Hepimiz öyle fırladık dışarı. Anne diyor ki kızım ne olur bak gitme. Yanında da biri var o Facebook'tan tanıdığı biri arkadaşı. İnanın bizlere güvenmiyorlar. Annelerine kimse güvenmiyor ama Facebook'tan o bir anda çıkan kişiye herkes nasıl güveniyor? O Facebook'ta bir günde bir yazışmayla güvendiğiniz insanlar var. Onlar için her şeyi siliyorsunuz. Onlar ne derse o. Bir tarafta anne diyor ki kızım yalvarırım geri dön. Kızım ne olur bak yapma çocuklarım var diyor. Tuğba bas bas bağırıyor. O anlar ekrana bu şekilde yansıdı. Buyursunlar. Ben geri dönmeyeceğim. Döneceğim. Ya sen gitsene yani. Sen ya istemiyorum. Telefonu yere kırdırma. Ya şu kimliğimi ver. Gitmek ya, istiyorum. Arkadaşım gelecek sen benden alın. Hayır. Hayır. Benim kurayım ben yere koy. Yani. Hayır. İkametgah alacağım zaten. Niye almadın? Alacağım zaten. Neden almadın? Arkadaşımın yanında olduğum arkadaşı. İlk maaşım. Ayşe abla sen böyle gel. Ayşe ablacığım ben sizden bir ricada bulunacağım. Kızınız bırakın gitsin. Tekrar benim buraya gelecek beni kurtar diye. Beni kendin. Gördüm. Teşekkür ederim.
Ayşe abla, az önce kızın sosyal medyadan tanıştığı biriyle çocuklarını ve sizi bırakarak buradan çekip evet, gitti. Yanında bir kız arkadaşı ne kadar sahip çıkacak daha? Bir aylık arkadaş, 15 günlük. Biz bir ömür boyu anne babaya sahip çıkamıyor kendi evladımıza. Çok yavlardım, kol köl oldum, ayağın altını öpeyim kuzum, ne olur gitme dedim. Yenemedim. Ben bir annem, bir haftalık arkadaş olur mu? Buradaki kızı tanıyor muydunuz? Tanımıyorum, hiç kimse tanımıyor, yabancı onlar. Son kez bir anne babaya sen en az bizim evladımıza dönmesini isteyeyim. Ne olur Allah aşkına geri dönmesini isteyeyim. Onun da var bir yavruları, bu kadar olamaz. Sizin için çok üzüldüm. Yani o çırpınışlarınız, mücadeleniz... şu an için sonsuz. Konuşacak kelime bulamayayım. Ne diyeyim? Harcayacaklar. Üstüne ya şirket açacaklar, ya başka türlü harcayacaklar, ya madde bağımlısı yapacaklar. Ama bırakmayacağım. Bırakmayın. Asla bırakmayacağım. Bu 18 yaş üstü var ya, dünyanın çivisi çıktı artık. Aileler çocuklarına sahip çıkamıyor. Geçinemiyorsan eşinle geçinemiyorsun. Niye bize hak vermiyorlar kendi evladımıza sahip çıkacak kadar? Kim katletti? Hangi ana baba daha evladını katletti de bu kadar bu yasa çıktı? Çıkamıyor, alamıyor evladımızı. Ya 25 yaşında, 26 yaşında bir kız alıp gidiyor da ömür boyu emek ettim ben evladıma sahip çıkamayayım. Ha ömrü bitecek onun. Ama sahip çıkılmayı o istemiyor. Ömrü bitecek onun ama eyvah diyecek, çünkü zaman geçecek. Çünkü iyi olan, doğru olan, aynen, mücadele gerektiren her şey ona zor geliyor. Aynen. Bizde bir atasözü var, bastırıksız yongaya yel atık diye. Ya kalem arkanda ailen olmazsa harcarlar onu. Ama iş işten geçecek. Ve çok şimdi, güzel bir cümle ettiniz cuma günü. Bakkala bile kızım ben çıkmadım. Çıkmayı bilmiyordum. İstanbul'a geldim. İstanbul'u büyük şehire evladı aramaya geldim. Evet, sorabilirsiniz. Daha hayatta evden tek siz çıkmadım. Siz bu kadar çaresizlik içinde evladı umut olmaya yaşıyorsunuz. Ben şok oldum Tuğba anlatırken. Diyor ki ne olacak ki 1,5 yaşında çocuğu ben diyor yatırdım. İnanam. Yere yatırdım. Kapıyı kapattım. Karanlıktı. Bir şey olmazdı. Bir şey olmaz Cuma'dan diyor. Yani emniyetli haldedir diyor. O yüzden de aslında söylenecek söz bitmiştir. Aynen. Ben bir anlık hareketle diyor gittim. Bir anlık ama hareketin içerisinde Facebook arkadaşları bulunmuş. İş bulunmuş. Bir anlık hareketin içerisinde iş bulunmuş. İnanmıyorum. Evlatların nasıl bırakılacağı planlanmış. Aynen. Ama o planın içerisinde evlat yok. Anne baba yok. Ayşe teyze, senin vermiş olduğun mücadele, ortada kızın var. Öbür tarafta da onun evlatları, torunları var. Hiç mi düşünmüyorsun? Yani... Cuma'dan beri düşünüyorum, acaba bu benim evladım mı? Bu bir ay evvel Tuğba mı diye düşünüyorum. Madde bağımlısı mı? Neden böyle? Niye bu kadar ırs? Değişmiş Tuğba değil mi? Hiç tanıdığım Tuğba değil benim. Yanındaki siz ona eşinin ayrılma dediniz mi? Bir baskı yaptınız mı? Hayır. Ben yüz yüze gelsin, eşi gelsin yüz yüze gene konuşurum. Sürekli hani geçinemiyorlardı. Ama biz sürekli arkasında peşindeydik. 15 gün oldu yurt dışından geleli benim eşim her gün beni arıyor da biz ileriden ne haber diye. Ya. Hayır, şu var. Şimdi bazen aileler diyor ya kızına sakın boşanamazsın diyor. Bu konuda baskı yapıyorlar. Tuğba'nın böyle bir baskısı da yok. Ya boşanamazsın, anlaşamazsa boşanamazsın diye bir şey yok. Ben ona defalarca dedim burada bak cuma günü gene onun dedim. Onun gidecek, sığınacak birçok insanı ve yeri, onu koruyacak ailesi varken. O, bakın o görüntülerdeki kişi de o Facebook'ta tanıdığı arkadaşı. Hiç yüz yüze gelmemişler. İnanmıyorum ben ona. 15-20 günlük arkadaş olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Hayır, zaten internette bulmuşlar birbirlerini. Bu kız İstanbul'da yaşıyormuş. Hmm. Bunlar internetten bir anda hiç arkadaşları yok mahallede. Çoluk çocuk da yok, dertleri de yok. Şimdi bu kadar biriyle arkadaş olabilecek kadar uzun yazışmak da emek ister. Çocuğa da bakmayacaksın, evde yemek de yapmayacaksın, hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksin. Konun komşun olmayacak, telaşın olmayacak, alışveriş yap. Hiçbir şey yapmaman lazım ki tıkır 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 internet başında yazış. Bu kişiye yazışmış, çok güvenmiş. O demiş ki gel benim yanıma, hemen onun yanına gitmiş. Bu görüntülerdeki kişi de o internetteki tanıştığı arkadaşı. Kimdir o kişi ya? Bu soruyu ben de sordum. Kimdir ya bu yanındaki insana bu kadar güveniyorsun? Cuma'dan beri ne düşüneyim? Tersinden düşünün Esra Hanım. Annesine, annesinin bu kadar yalvarışına dönmeyen, evlatlarını terk eden bir kadın var. O kıza da sormak istiyorum. Siz hiç tanımadığınız, bunun adını iyilik diyemezsiniz. O evini açan kişi iyilik yapmıyor. Hayır. Yani siz bilmediğiniz birini, anne yalvarıyor, çocuklarını bırakıp gelmiş bir kadın. Ve siz onu evinize alıyorsunuz. Ben ya da şunu merak ediyorum. Benim eşim, söyle anne. Özür dilerim sözün keseyim. Söyle anne. Benim eşim arka tarafta konuştu, yarım saat konuştu. Ne dedi biliyor musun?
kızım çocuklarım yanımda olsun dedi. Tüm varlığımı satar başka şehre göçer giderim ama ne olur yanıma gel dedi. Ne dedi? Tüm varlığımdan geçerim dedi. Nereye o şehri de terk edelim dedi. Ya tergerim dedi. Hangi şehir istiyorsan ama İstanbul değil dedi. Tamam kocasını istemedi. Ya. O şehri istemedi. Ha. Başka bir şey. Aynen. Cevabı? Cevabı hiç seslenmedi. Ya dedi, ben kendime bir hayat seçtim. Ama şunu seçtim o yoldan gideceğim. Telefonla boş bırakmadılar. Sürekli yazışıyor muydu? Aynen. Sizden bırakmadılar. Tabii. Baskı altında inanmıyorum. Vallahi Ayşe abla şu var, insan bu baskı altında olduğuna inanıyor ya, inanmak istiyor aslında, hiç baskı altında falan değiller. Ama o, bu yazışma kendi bir yazışıyor, karar vermiş. Yazışıyor. Yani kim o, kim bir anneye çocuklarını bırak da gel diyebilir ya? Kim onun karşısında durabilir? Kim ona baskı yapabilir? Var mı bir tane çocuklarına düşkün bir anneye gel benim yanımda kal diye kim baskı yapabilir? Hiç kimse yapamaz. İnanamıyorum. Vallahi Allah bu yolu açık etmez. Ben öyle söylüyorum. Çünkü geride iki tane de çocuk öksüz aynen kaldı. İnşallah Tuğba'nın en kısa sürede aklı başına i̇nşallah gelir. Ona kollarını açmış, bekleyen, şefkatle bekleyen bir anne ve babası var geride. İnşallah bu çağrıya kulak verir. İki günde güvenmiş olduğunuz insanlar size haddinden fazla iyilik yapıp kol kanat geriyorlarsa sizden çok büyük menfaatleri var demektir. Bunun aynen dahası yok. Aynen şunu demek isterim. Bir anneyle baba arkasında değil, tüm akraba Tuğba'nın arkasında. Doğru zordur. Doğru biraz meşakkat ister, aynen, mücadele ister, özveri aynen ister. Ama yanlış kolaydır. Böyle iki tatlı söz, iki şakşak bitti yani. Şimdi başka bir annemiz daha var. Sultan abla, o da programımıza yer aldı. Kızı için sürütüyomuzda. Onun da 13 Eylül'den beri kızı kayıptı. Kızı da evli. Küçücük bir bebeği var. 2 yaşında değil mi? 2 yaşında. Cansu da çocuğunu bırakıp kayıplara karışmıştı ama bugün bulundu ve biraz sonra sürütüyor da olacak. Hatırlatmamız ekrana geliyor. Sultan da Uşak'tan katılıyor programa. Kızı Cansu 22 yaşında 13 Eylül tarihinde kayboldu. 31 Ağustos'ta kızınız kocamla anlaşamıyorum boşanacağım diyerek 2 yaşındaki çocuğunu da alarak Hatay'dan Uşak'a geliyor. Siz hiçbir şey söylemiyorsunuz ama kızınız geldiğinde biraz içine kapanık ve sessiz ve sakinmiş herhalde. Evet, evet. 13 Eylül günü de çocuğu bırakıp ortadan kayboluyor. Sonrasında Uşak'ta Cansu'yu görüyorlar. Bir apartta 4 gün kalmış. 4 gün boyunca iş arıyor. Evet. Sonra parasız pulsuz oradan çıkıyor. Ya iş bulacağım ya kadın sığınma evine gideceğim diyor. Bunu biz araştırıyoruz. Kadın sığınma evinde de yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Kızınız 13 Eylül'de çocuğunu uyutup evden çıkıyor. Uyuttu, çıktı, gitti, şok olduk. İnanamıyorsun hala. Nerede aradın mesela? Evdesin, torun evde ama kızın yok. İlk nereye gittin? Kime gidebileceğini düşündün? Hiçbir anlam veremedim. Ben bunu açıkçası önce başka biriyle gitti sandık biz yani. Çok kızdık böyle. Sonra bir gün iki gün bunu biz arama şey, jandarmalara falan haber vermedik kızdığımızdan çocuğu bıraktı diye. Sonra bunu bizim 3 kilometre ötede bir köy var orada görüyorlar bunu yayan yolca gidiyormuş Uşak'a doğru. Oradan servislerle Uşak'a geliyor. Cansu'dan 13 Eylül'den beri haber yok Uşak'ta kayboldu. 2 yaşındaki kızını da terk etti. Bu konudaki ihbarları bekliyoruz. Sen buradan kızına ne söylemek istersin? Ne olur beni arasın. 20 gündür çektiklerimi bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Küçücük yavrusunu düşünsün, beni düşünsün. Ne olur arasın beni. Gözün yolda Sultan abla. Sen de Uşak'tan, köyden çıkıp geldin buralara. Ben de köyden, ben de aynı. Hiç dağda, taşta, hiç şehir görmedik işte. Ben de nasıl geleceğimi bilemeden çıktım yollara işte böyle. İstanbul'a ilk gelişiniz mi? İlk gelişim. Daha önce başka bir büyük şehre gittiniz mi? Hayır, sadece kızım Hatay'da oturuyordu. Onun kıyına gittim 2 defa. Bir de bura işte, sadece köy hayatı. Kendi köyü, kızının gelin gittiği yer, onun haricinde bulunduğu yerden çıkmıyor. Hayır. Ama hayat o yapamayacağım dediğin her şeyi yaptırıyor. Yaptırıyor. İstanbul'a gel,
bizi bul, kapımıza kadar geldin. Evet, hiç televizyon izlerdim, hiç buralara geleceğim bir günde ben böyle bir kızım arayacağım, şey edeceğim, hiç aklıma gelmez. O zaman mesela böyle çocuklarını terk edip giden evlatları gördüğünde, kızları gördüğünde ne diyordun? Üzülüyordum, nasıl koyup gidiliyorlar, nasıl yapıyorlar diyordum böyle, üzülüyordum işte. Hiç benim de böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmiyordu. Çok acı değil mi böyle çok bir acı, şey yaşamak? Çok acı, çok acı, çeken biliyor. Çok acı. Senin de bir torunun var, 2 yaşında, hı-hı, annesine hasret. Bu ayın 26'sında doğum günü var. Ya. 2 yaşını bitirdi. Eğer buraya gelmeseydin, torunun annesiz? Annesiz. Babası da çalıştığı için babaannesini de şu an öyle, hı-hı, biliyorsun. Hem annesiz hem babasız. 16 Eylül tarihinde Uşak'ta kocasının yanından ayrılıyor. Uşak annesinin yanına geliyor. Çocuğuyla beraber orada kalırken 13 Eylül'de çocuğu uyutuyor. Kapıdan çıkıp gidiyor. O tarihten bugüne kadar Cansu'dan bir haber yoktu. Yani koca evinde değil, anne evinde sıkıntısı yok. Yok. Ama yok. Cansu neden bu çocuğu bırakıp gitti? Bu sorunun cevabını o verecek. Buyursunlar. Gözün aydın Sultan anne. Sağ ol, sağ ol, çok teşekkürler, sağ olun. Hoş geldin Cansu. Hoş buldum. Senin de yaşın küçük. Evet. 22 yaşındasın. Evet. 2 yaşında da bir evladın var. Evet. Annen senin için köylerden çıkıp buralara kadar geldi. Bu kadar cesaretli olduğunu biliyor muydun annenin? Bilmiyordum. Hı? Bilmiyordum. Ben aramazlar beni diye düşünüyordum. Peşine düşmezler, aramazlar. Evet. Bir şeyden anlamazlar. Yani bir şeyden anlamazlar değil ama aramazlar diye tahmin ediyorum. Bana niye aramazdın? Niye seni aramazlar? Yani ben çıktığımda muhtemelen başka biriyle gittiğimi, kaçtığımı sanmışlardır. Ve bazı nedenlerden dolayı herhalde beni sevmiyorlar diye düşündüm. Sana kıymet vermiyorlardır. Ya da sen değerli bir insan, bir çocuk değilsin ki, ya nasıl olsa gitti, bir boğaz eksildi derler. Peki çocuğun onu terk edeceğini düşünebilir mi? Sen onu nasıl bıraktın? Ben onu yani bırakmak istemezdim ama yanımda hiç param yoktu. Yani ben aç kalabilirim, susuz kalabilirim ama o kalamazdı. Niye çıktın o gün? Koca evinden baba evine dönüyorsun. Yani bazı annenle kalıyorsun. Yani annemin, babamın bazı söyledikleri
söyledikleri şey yani fazlalıkmışım gibi hissetmedim. Hani burada konuşmak istemiyorum yani. Sana bir şeyler söylediler. Hani geri döndün artık fazlalıksın dediler. Yok fazlalıksın demediler yani. Konuşma tarzlarından yanlış da anlamış olabilirim ama ben öyle hissettim. Çünkü eğer bunun gerçekten böyle olduğuna inansan o evde çocuğunu bile bir dakika tutmazdın. Seni istemeyen çocuğunu hiç istemez. Onu daha fazlalık görür, doğru mu? Yani birkaç kez bilmiyorum babasına veririm falan dediler. Belki şakasına dediler ama ben babasına verirler diye bıraktım. Gidecek yeri de biliyordun. Sen 13 Eylül'de çocuğu uyutup nereye gitmeye karar verdin? Üzerinde paran yok. Adresin, yerin, gideceğin bir adres de yok. Niye çıktın evden? Niye bana... Kendinden vazgeçmiştin. Çıktın yola. Evet. Sonra... Ya gördüm biraz. Hı hı. Sonra orada yani bir taksi durdu. Hı hı. Beni yani gideceğim yere falan götürebilirim dedi. Taksi dediğin ticari bir taksi mi? Normal taksi yani ticari değil. Ya bir araba dur geç. Hı hı. Bir araba durdu. Hı hı. Sen köyden çıktın yola doğru gittin. Evet. Hı hı. Yani o götürebilir falan dedi. Ben biraz ikna etmeye çalıştı. Yani uşağa kadar götürdü beni. Senin gözünden mi anladı kaçtığın evden? Yani sırt çantam falan çantalarım vardı. Tam yerini söyler misin? Yani köyle bulunduğun yer arası ne kadar mesafe? Ya bayağı vardı. Eldenize yakındım hemen. Sırt çantalar neler vardı? Hayır şunu merak ediyorum Hülya Hanım. Köyden çıktın. Köyden çıkıp bir yola yürümen lazım değil mi? Oraya nasıl gittin? Yaya yürüyerek. Yaya yürüyerek gittin. Evet. Diyelim ki 30'da kaç dakika yürüdün? Bayağı yürüdüm yani. Saat 4-5 saat falan olabilir. Kaç? 4-5 saat olabilir. Bayağı yürüdüm çünkü. 4-5 saat yürüdün. Saate bakmadım evet. Bakmadın yürüdün. Evet. Bir ana yola çıktın. Orada da bir araç durdu. Evet. Dedi ki ben dedi askerim dedi. Ki asla buna inanmıyorum. Genelde hep polis ve asker olduklarını söylerler ki çabuk güvenilsin diye. Çünkü yani bu ülkenin en kıymetli meslekleridir onlar. Normalde şöyle bireyim desen kim der ki bineyim arabana ama ben polisim ya da askerim dediğinde bir kere kafadan hemen kendini teslim eder ve güvenirsin. Sen araca bindin, sırt çantan vardı. Sırt çantanda neler var diye sordu Hülya Hanım. Ne koymuştun giderken? Kıyafet vardı bir iki parça. Ne kıyafeti? Yani tayt, tişört öyle. Kızım sen evden giderken başka bir şey niyetiyle gidiyorsun. İnsan tayt tişörtle öbür tarafa gitmez herhalde. Yani burayı bipleyin de. Kaçmayı planlamıştın önceden. Yani evet. Kıyafetlerini aldın. Hatta babamın... Askerin arabasına bindin. Güya öyle olduğunu iddia ediyorsun. Bindin. Nereye götürdü seni? Beni otele götürdü. Otel vardı işte ben şuradan şuraya gideceğim falan diye kaldım. Akrabamın yanına gideceğim. O da kaçtığımı öğrendi zaten orada. Dedi ki ailen yanına git. Beni ikna etmeye çalıştı. Onu da tamam diyerek onu da kandırdım. Cansucuğum bu iş böyle olmamıştır. Biri demiştir ki ben geliyorum yola. Sen de oraya kadar yürü ben seni alayım demiştir. Yemin ederim yani onu da yani bulmuşlar burada onu da sordular bana. Kızım sen hiç televizyon falan izlemiyorsun? Haberleri izlemiyor musun? Bizi, hiç dünyadan haberin yok mu? Yok televizyon izlemiyorum ben. Kadın sığınmada kaldı. Yani televizyon onu demiyorum ben sana. Yani bu kadar saat yürüyeceksin. Yolda biri duracak. Gel arabama diyecek. Seni oradan alıp otele götürecek. Sen bunu hiç sorgulamayacak biri misin? Ha? Ben ailemin yanına gidiyorum falan. Ailemin işte burada bir akrabam var oraya falan gideceğim dedim Uşa. Peki o kişiyle bir gün kaldın. Şimdi sonra, sen biliyorsun. Bir gün kalmadım otelde onunla. Paran yok. Para yok yanında kaldım. Değil mi? Hiç paran yok. 230 mu 250 lira mı öyle vardı. Sen 13 Eylül ve 17 Eylül arası bir apartta kalıyorsun. Evet. Kaçtığın gün direkt o aparta gidiyorsun. 4 gün boyunca orada kalıyorsun. 4 ya da 3 olması lazım. Tamam 3 gece kaldın. Evet kaldım. Niye kaldın orada? İş aradım. Falan aradım. İş de bulamadım. İş aradım. Uşak merkezdesin değil mi?
Hı? Uşak merkeze yakın. Uşak merkeze Uşak yakın bir yerdesin. Uşak otogarının içinde. Hı hı. Paran yok. 3 gece evet. kalacak paran vardı. Evet. Ki bu apartın paraları ne kadardır? Orası 80 lira mı neydi? Tamam, hiçbir şey yemedin içmedin zaten. Sadece yatacak parayı verdin. Evet. Orada sana biri destek oldu mu? Otel sahipleri biraz iş falan aradı. Hatta bulmuştu şeydi, market işiydi. Ben hesap kitaptan pek anlamıyorum diye kabul etmedim. Hmm. Ya iş beğenme lüksün de var o arada. Yok yani iş okumadığım için hesap kitap yapamıyorum, yalan evet. söylemiyorum. O yüzden anlamadığım için yani kabul etmiyorum. Biri yoluna çıkıyor, seni bir yere götürüyor. Bir oraya gidiyorsun, öbürküler sana iş bulalım diyorlar. Paran bitti, iş de bulamadın. Ne yapacaksın şimdi o güne gittiğinde? Yani ben ilk iki gün birisine adam dedi ki yani paran yok. İlk ben vereyim. Sonra sabah ailenin yanına git. Ben de tamam dedim. 100 liram vardı. Onunla da İstanbul'a bilet alıp onunla geldim. Onları da kandırdım. Yani tamam gideceğim, ailemin yanına gidiyorum diye otelden çıktım. Niye İstanbul'a geldin? İş bulmuştum. Orada otelde internet vardı. İş bulmuştum. Dedi yani orada kartım olmadığı için başka birini aradım. Yarın 12.30'da gel. 85 lira günlük eline vereceğim. Daha önce İstanbul'a hiç gelmiş miydin? Hayır. Hiç korkmadın mı İstanbul'a? Hiç bilmiyorsun. Yok, korkma. Ha? İşi buldun. Günlük 85 liradan anlaştın. İstanbul'da ilk gelişin, otobüse atladın, geldin. Neredesin indiğinde? Esenler Otogarı'nda. Otogarı'ndasın. Hı. Ne yaptın? Oraya inince başka bir adama daha arattım. Sonra dedi ki patron başka birisini almış işe. Eleman çalışıyor, kusura bakmayın falan dedi. İki günde Esenler Otogarı'nda kaldım. Otogarda yaşadın. Evet. Hiç orada sormadılar mı senin sürekli oralarda koltuklarda oturduğunu görenler, sen burada ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye? Yani sorun oldu tabii. Ben de iş falan arıyorum dedi. Hatta hı hı. birkaç kişi sordu, bu kız iş arıyor falan biliyor musun, iş var mı falan. Yani kimse iş vermedi. Yani vermediler, yok diye. İki gece otogarda vakit geçirdin. Evet. Hiç korkmadan. Evet. Yani korktum, yalan söylemeyeyim. Hep yani yattığım zaman da kameralar vardı. Onlara yakın yattım eğer başıma bir şey gelirse. Yani evet. en azından kaydı olsun diye. Evet. Bak iyi, bunu akıl etmem bile gerçekten takdir edilebilir yani tüm bu olayların içerisinde. İki gün sonra otogardan nasıl çıktın? Otogardan çıkmadım, polislere gittim. Otogarda bir lokantaya girdim. Abi dedim, lokantada çalışıyor mu sahibim bilmiyorum. Abi ben iş arıyorum. Hani bildiğim yerde iş var mı, beni yönlendirebileceğim falan. Adam yalnız mısın dedi, sen dedi, ailen falan yok mu? Ben dedim çalışmaya geldim dedim. Adam dedi İstanbul dedi, iyi bir yer değilsin. Başına her türlü şey gelebilir. Burada yakınlarda polis merkezi mi bir şey var, oraya git. Bilmiyorsan bizden birisi götürür dediler. Ben de yani tamam götürün o zaman dedim. Polis merkezine gittim. Gittin sonra? Polislerde işte biz... Öyle kadın sığınmaya gittim. Ama sen öyle kadın sığınma evine gitmedin. Gerçekten kadın sığınma evine. Hayır Cansucuğum, öyle direkt oradan gidip de şimdi İstanbul'a bir umutla geliyorsun. Evden kaçma sebebin neydi? Ailen sana yanlış anladın, sen yanlış anladın. Onlar sana bir şeyler söylediler. Sonra buraya iş aramaya geldin. İş bulamayınca kadın sığınma evine yerleştin. Senin amacın bu muydu? Değildi. Öbür tarafta 2 yaşında bir bebeğin var mı? Evet. Sen kalkıp İstanbul'a geldiğin gibi uşağa geri dönebilir miydin? Yani dönebilirdim param olsa. Ama sen bu arada kadın sığınma evine gitmeden İstanbul'a geldin. İstanbul'da... Benim aklımda kadın sığınmaya gitmek yoktu. İstanbul'a geldiğinde biri vardı aslında sana gel diyen. Aslında birilerine güvenip geldin. Doğru mu? Yani ben o kabul etmese gitmeyecektim zaten. Yani gidecektim. Sen bu ara yine uşağa döndün. İstanbul'da evet. kalıp uşağa döndün. Uşaktan sonra tekrar İstanbul'a geldin. Bu anlattın. Uşaktan İstanbul'a geldi. Tekrar uşağa döndü. Uşaktan İstanbul'a döndüğünün son halkası. Ama onun öncesi var. O boşluklar var. Sen çabuk kandırılabilecek birisin. Kabul ediyorum ben. Tabii, çabuk kandırılacak, mağdur edilecek birisin. Niye kendine yapmış. Bunu yapıyorsun? Niye evladına, annene bunu yapıyorsun? Ya yaşadığı şeyler evliliğinde, yaşadığı şeylerden psikolojisi bozulmuş buna. Görücü usulüyle mi evlendi Cansu? Evet, evet. Kaç yaşında?
18 yaşında. 18 yaşında evlendi. 17 yaşında evlendi. İstemediğin bir evlilik miydi Cansu? İstemiyordum. Kim verdi seni? Kim evlendi? Ben yani eşimi ilk gördüğümde istemiyorum dedim. Annemle babam iyi olursun falan. Uzman çavuş, maaşı da iyi falan diye. Okula gittin mi? Hayır, sadece ortaokula kadar. Ortaokula kadar gittin, sonra bir daha okumadın. Ne olmasını isterdin hayatında? Bu evlilik olmasaydı ne yapmayı isterdin Cansu? Ben evlilik olmasaydı okumayı isterdim. Kızın için aynı şeyi istiyor musun? Kızım için okumasını istiyorum tabii ki. Ya da kızının nasıl bir kadın olmasını istiyorsun, genç kız olmasını istiyorsun büyüdüğünde? Kimseyi sadece kendi iradesiyle kendine ayaklar üzerinde dursun. Ama çok güzel bir şey. Kendi iradesiyle kimseye muhtaç olmasın. Kimseye eyvallahı da olmasın, evet. Değil mi? Kendi kararını alsın, kendi kararlarını versin. Evet. Kendi doğrularının arkasından gitsin. Evet. Kararları alırken onun doğru olduğundan emin olsun. Evet. Ama sen onu terk ederek bunu yapamazsın. Yani ben açıkçası iyi bir anne olmadığımı düşündüm. İyi bir evlat olmadığımı. Niye? Eşimin bana bazı yaptıkları şeyleri de yani yalan söyleyeyim biraz psikolojik olarak beni canı sarstı. Daha önce alınmış bir raporu falan var mı kızınızın? Hayır yok. Yok. Ama çok şey yaşadığını düşünüyorum bu yaptıklarından, evliliğinden. Siz peki bana nasıl şehir dışında bir aileye 17 yaşında evlendiriyorsunuz ve çocuk istemiyorum diyor. Siz niye verdiniz? Aslında o 17 yaşında verilen kararın sonuçları bunlar. Evlat olarak tabii anne baba olarak asla istemezsiniz. Onu kastetmek istemiyorum da ama bazı şeyler sonuçlar gel diyor aslında. Yani orayı yuva olarak görmüyor giderken. Tabii yani biraz sorduk hayır mayır dedi sonra kabul etti. Fazla zorlamadık, o da bizi fazla zorlamadı. Nasip. Çünkü i̇şte. Ben 16 yaşında sözlenmiştim. Sözlüm beni aldattı. Yani sözlümü de annemgil istemiyordu. Ben de dedim ki anne sen haklısın. Bir daha kimi istersen ona evet diyeceğim. Sonra eşim geldi. Annemgil araştırdı etraftan iyi falan dediler. Eşimi görünce ben istemiyorum anne falan dedim. Yani eşimgil bayağı girmemiştim yanına. Sonra annem babam iyi olursun şöyle. İyiliğini istiyoruz senin. Cansu bana neden evlendiğin konuştu. Sorusunun cevabını verebilir misin? Yani insan niye evlenir? Belki sonunu severim ve anneme sen nereyi istersen oraya evet diyeceğim diye evet dedim. İnsan niçin evlenir? Mutlu olmak bir yuvası olsun. Mutlu bir yuvası. Yani bir ailesi olsun, yuvası olsun diyelim. Şimdi bu koltuğa oturduğunda hiç sevildiğimi, iyi bir evlat olmadığımı, sevilmediğimi düşündüm demiştin. Annenin buralara kadar gelmesi sana kendini değerli hissettirdi mi? Evet, yani bunu kaldığım kurum, söyle. Kaldığım kurumda da dedim ailem beni seviyormuş gerçekten. Ah kızım sevmemiz biz seni. Geceler uyuyamadık, yemek yemedik. Sensiz yaşayamadık ya. Psikolojisi bozulmuş, öyle anlamış, yanlış anlamış. Ben aslında böyle içe kapanık değildim. Yani köyde de beni çok severlerdi. Hala da öyle kızım. Herkes seni çok merak ediyor. Böyle yani çok girişkendim. Her şeyi konuşurdum, gülerdim falan. Yani içime de kapandım. Annem gibi de biliyor zaten. Niye staff gibi duruyorsun? Niye sessizsin? Boşanmak istediği için böyle yapıyor falan diye düşündük yani. Yeni bir hayata başlayabilirsin. Sana bu konuda gereken desteği veririz. O eski Cansu'ya dönem ha. Hayat dolu. Tabii. Yani kızımı da alabilir miyim? He? Kızımı da almak istiyorum, alabilirim. Onun için mücadeleyi verecek olan sensin. Sen hakkının peşinden, hakkın olanın peşinden koşarsan biz senin arkandan geliriz. Ama bu özveriyi senin göstermen lazım. Boşanmak istiyor musun? Evet. Yani eşinle bir an önce boşanmak, çocuğun da velayetini... Almak istiyorum. Almak istiyorsun. Evet. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı istiyor musun? Evet. Başka şey, bak bir sürü yer gezmişsin. Çalışmak istediğin, bulduğun yerde de iş bulabilirdin. Annen sana destek olurdu, sen de çalışırdın. Tabii.
Aynen. Sen çok değerli ve çok güzel bir kızsın. Bir kere buna inandır kendini. Çok güzel yani. Bakıyorum şimdi suratına da, kaşı gözü yani yüce Rabbim özenle çizilmiş. Ama tabii bu yetmiyor. Kaderin güzel olsun. Yani kaderi de güzel olur, kendi özverili olursa. İnsanın kaderi de kendi çabasına bağlı. Gayret edecek, çaba gösterecek, özverili olacak, mücadele edecek. Herkes mücadele ediyor. Bir de şimdi anne evindesin. İnsan yuvası yıkılsın istemez ama insan evladını kime bırakır? Annesine bırakır. Annen zaten ona gül gibi bakar. Sen o sırada gider, çalışman gerekiyorsa çalışırsın. Tabii. Ben ve artık baskı altında yaşamak istemiyorum. Yani 17 yaşındayken, yani 17 yaşında değil pardon. Yani evlenmeden önce de yani ailemin evindeydim. Hiçbir yere gidemezdim, çıkamazdım. Çok küçük yer, çıkarmazlardı, dedikodu, laf olur falan. Evlendim, eşimin evinde de aynı, hiçbir yere gidemedim. Eşim de çok kısıtladı. Ben kısıtlanmak istemiyorum artık. Kısıtlanmak istemiyorsun. Evet. O kadar önemli bir cümle söyledin ki, bu nasıl mümkün biliyor musun? Senin hep zarar göreceğini düşünüyorlar. Evet. Sen çünkü hep kendini savunmasız bırakmışsın. Ama güçlü bir cansı olsa, mücadele eden bir cansı olsa onlar senin peşinden koşarlar nereye gidersen git. Hiç kimse sana hiçbir şey soramaz. Çünkü bilirler ki Cansu attığı adımdan emindir. Kurduğu arkadaşlıktan emindir. Yaptığı işten emindir. Bunu da senin göstermen lazım. Ama maalesef ki bu annelerimizde var. Yani o ele güne ne derler diye. Mesela cuma günü bir konu işlemiştik biliyorsunuz. Kızı böyle hani giyiniyor bu çağın... giyim tarzları var ya bu, biraz daha rahat ve açık giyiniyorlar. Bundan dolayı çocuğa baskı yapıyorlar. Çocuk bundan dolayı kaçıyor. Kızımız 18 yaşında. Neyse biz kızla ilgili bilgi geldi de, pardon, kızla ilgili arayışı yaparken baba demiş ki ele güne rezil olduk, kızı arama demiş. Ya çok sinirlendim ya. Zaten başınıza ne geliyorsa bu ele güne cevap vermekten çocuklarımızı kaybediyoruz. Doğru. Ya bırakın, inanın o el gün dediğiniz kendi kızının başına, evladının başına bir şey gelse sizden önce bu koltukta oturur. Siz dersiniz ki vah vah, ben onun gösterdiği cesareti gösteremedim diye. Yani. Önce sizin çocuklarınız. Sizin çocuklarınız ne düşünüyor? Sizin çocuklarınız ne hissediyor? Tabii. Bırakın diğerlerini ya. Ama sen de... Ben daha önceden de gelmiştim eşimden boşanmak için. Annemgile. Yani o zaman da annemgile çocuğum var, bir şans daha verdi. Eşime bir şans vermiştim. Şimdi şans yok. Yok. Kendi yolunu çizecek Sultan abla. Kızıma desteğin, arkasındayın. Ne isterse onu yapacağım. Hadi vakit geçirin beraber. Ayşenur Coşkun konusuna dönüyoruz. Önce Ayşenur Coşkun, kardeşi Emrah, anne Nilgün Hanım ve Aslan Sarıcan sürütüyomuzda. Ardından bu sürütüyoda bir delikanlı olacak. Çok da büyük bir iddiayla. Buyursunlar. Hani gerçekten kimlik karmaşası yaşıyordum. Böyle bir özlem var, görmesen de gerçek aileme karşı olan özlemimi gideremiyorum. Ayşenur, biyolojik anneni buldum. Ayşenur'un babasını hatırlıyor musun? Ayşenur Arslan Sarıcan'ın kızı. Biyolojik baba Arslan Sarıcan. 6 çocuk var. Alican ve Ümmü Gülsüm diye bir çocuğun evet. daha varmış. Evet. Ama onlar nerede şu anda? Belli değil. Bilmiyoruz. Annenin baban olduğunu iddia ettiği Arslan Sarıcan'ı bulduk. Nilgün ablayla bir araya geldiğimizde ona göstermiş olduğumuz bazı fotoğraflar da vardı. Benim çocuğumun babası Aslan Sarıcan dedi. Bu yolculuk böyle başladı. Nilgün abla, çocuğumun babası Aslan Sarıcan diyor ama başından beri de hep şunu söylüyoruz.
Tamam Nilgün abla bunu söylüyor, doğrudur, bir anne çocuğunun babasını bilir. Ama Nilgün abla bu konuda mağdur edilmiş bir kadın olabilir. Hepimizin kafasındaki en büyük şüphelerden biri bu. DNA testinin sonucuna geçeceğiz. Aslan Sarıcan, Ayşenur Coşkun arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Ama dosyada da Sarıcan yazıyordu. O zaman kim? Sen yine benim babamsın, tamam mı? Şimdi çok enteresan bir an. Bu arada bu delikanlının gerçek adını ve soyadını şimdi evlat edinilmiş çünkü ve büyütülmüş. 19 yaşında adını ve soyadını vermeyeceğim. Ama bize getirmiş olduğu 2001 yılına ait olan Sağlık Bakanlığı tutanaklarında o zamanlarda işte bu terk edilmiş çocuklara polis memurları ya da oradaki hemşireler bir isim verirlerdi. Oradaki ismi söyleyeceğim. Yolumuz bu konuda da birazcık uzun. Ayşenur'un Instagram hesabına DM'den bir mesaj geliyor. Biz kardeş olabiliriz diye. Sonrasında bu delikanlıyla hemen iletişim kurduk. Bize bazı evraklar getirdi. Bu evrakların hepsi bir de eski evraklar. Böyle ışıkları tutarak inceledik evrakları. Ben sonra tüm anlayabildiğim her şeyi buraya not aldım. Onun hayatı nasıl değişiyor? Geçtiğimiz hafta Cuma günü programı tesadüf izliyor. Ve bir anda Nilgün Sarıcan ismini duyuyor. Bundan sonrasını o anlatacak. Siz de şimdi Nilgün Hanım'la bu Doğan arasında bir DNA testi yapılacak. O testin sonucunda anne Nilgün Hanım çıktığında zaten can ciğer olacaksınız. Ama yine de bir umut işte. Belki de o sizin üçüncü kardeşiniz. Nilgün abla. Efendim. 2001 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirmişsin. Evet. 3 kilo 20 gram. Evet. Zeynep Kamil'de. Evet. Sonra da seni yine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etmişler. Bebek orada terk edilmiş. Evet. Şimdi o çocuk burada. Evet. Ve orada da o evraklarda da Nilgün Hanım kendini Sarıcan soyadıyla tanıtıyor. Ve orada da şu cümleyi kuruyor. Eşim de çocuğun babası da Aslan Sarıcan. Bu çocuğun biyolojik annesi ve babası olabilirsiniz. Bundan sonrasını o anlatacak. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Emrah? Hazırım. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani değişik hissediyorum. Heyecanlıyım. Aynı şekilde. Fırlayacak gibi duruyorsun. Bu arada Doğan geldiğini hiç merak etmesin. Hiçbir şekilde gözükmeyecek. İlk defa birbirlerini görecekler. Buyursunlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Ayşenur, Emrah. Ya bugünün geleceğini hiç bilmezdim yani. Ha? Bugünün geleceğini hiç düşünmezdim. Heyecan da var. Dün zaten onlarla konuştum. Yani hiç böyle bir olayın içine gireceğimi de bilmezdim. 2 yıldır biliyorum neredeyse. Yani 2 yıl önce böyle bir şey deseler. Nasıl öğrendin? Nasıl evlat öğrendim? Edinildiğini. Ailemden öğrendim ilk. Hı hı. Sonra 18 yaşına geldiğimde araştırmaya başladım. Hı hı. Araştırdıktan sonra sosyal hizmetlerden belgemi aldım. Nilgün Sarıcan ismini gördüm. Aslan Sarıcan meçhul yazıyordu baba olarak. Hı hı. Nilgün Sarıcan araştırmaya başladım ama normalde Sarıcan değilmiş ismi. Hı hı. Ben hatta son oy kullananlara baktırdım. Hı hı. Olayı açmadan. Orada Nilgün Sarıcan olarak Niğde'de, Adana'da, Denizli'de birkaç kişi buldum. Sonra dedim ki, yani durumunu da bilmiyordum tabii. Sonra dedim ki beni bırakanı ben niye arayayım?
Sonradan kardeşlerim olduğunu da bana kimse söylemedi. Kardeşlerim olsa bilseydim, hani olduklarını bilseydim, yaşadıklarını, ben araştırmaya devam ederdim. Ama bilmediğim için orada olayı bitirdim. Sonra bu televizyon programını cuma günü gördüm. Bu cuma oluyor değil mi her şey? Aynen, geçtiğimiz cuma. Sonra seni yeniden... büyüten anne, annenle televizyon izliyorsunuz. Aynen, o ara gördüm. Ama o anı bir anlatır mısın? Çok güzel anlatıyorsun çünkü. Yani şimdi anlatsam bilmiyorum. Normalde izler misin beni? Yok. İzlemiyorsun. Annen izler mi? İzler. İzler. Büyüten annen izler. Öyle işte yani ben... Annen... Evet buyurun. Annen izlerken izleme dedin ona. Aynen. İzleme dedim. Oradan sonra işte ben Nilgün Sarıcan ismini duyunca hemen araştırmaya başladım. Programın tekrarlarını izledim. Tekrarları izledikten sonra kardeşlerimi araştırmaya başladım. Sonunda işte Ayşenur'un Instagram hesabından ona ulaştım. Emre abiyle konuştum. Sonra buraya geldim. Sonra buraya geldin. Yani, gelirken de elinde evraklarla aynen. geldin. Hatta ben pazar, yani bugün Bahçeli Evlere yeniden gitmeyi düşünüyordum. Ayşenur'un hani hesabından cevap gelmeseydi. Neden derseniz okunmayacak kadar kötü. Ama hepsini çıkardım bak. Evet. Çok çalıştım. Çok Işıklara evet. tuttum. Ya ben de zor okudum valla. Şimdi bu 24-7 aslında sen 24 Mart tarihinde 2001 evet. yılında dünyaya geliyorsun. Aynen. Fakat seninle ilgili 4 ay işlem yapılamamış. Evran Temmuz 2001 yılında aynen. işlenmiş. Nilgün Sarıcan işte bir protokol nosuyla hastanemize yattıktan sonra 24-3-2001 tarihinde doğum yaparak 3 kilo bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Sokakta yaşadığını söyleyen, herhangi bir adres beyan etmeyen hasta tedavi amacıyla Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'ne yatarak bir daha bebeği arayıp sormamıştır. Yattığı hastanede yapılan araştırmada hasta Nilgün Sarıcan'ın... tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini tespit edilmiştir. Söz konusu bebeğin mağduriyetinin giderilebilmesi için İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yatışı yapılmış. Bebeğin anne ve babasının ilgili emniyet müdürlüğü tarafından kimlik tespiti istenmiştir. Yapılan polis araştırmasına anne ve baba bulunamamıştır diyor. Hatta 2001 yılında o hastanede görev yapan memurun da adı yazıyor. Ama evrakların bir tanesinde ismin Doğan. Evet. Soyadın Sarıcan. Baba adı Aslan, ana adı da Nilgün olarak aynen. geçiyor. Evet, doğru. Ve senin biyolojik annen ve en önemlisi kardeşlerin. Sonunda buldum. Baba da olabilir tabii ki evet. Aslan Bey de. Ben şimdi o cuma günden bir hayal kırıklığı yaşadığım için orada bir kendimi... Şey hissediyorum. Önce Ayşenur'la konuşmak ister misiniz? Tabii. O da evlat edinilmiş. Sen kaç aylıkken evlat edinildin? 4 aylıkken. 4 aylıkken kurumdan. Aynen öyle. Ben zaten Ayşenur'la dün bayağı konuştum. Bugün de konuştum. Emrah'ın da koruyucu ailesi varmış. Aynen. Yani çoğu şeyi artık öğrendik birbirimize, hatta tanıdık gibi bir şey. Konuşarak. Ya onun da bana sorusu varsa sorsun tabii. Tabii. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle karşılaşmak gerçekten bizleri çok mutlu etti. Beni daha de. Güçlü hissettirdi. Bilmiyorum yani hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Yeni bir sorumluluk eklendi hepimize. Evet ama bu sorumluluklarını her zaman el ele yapabileceğimiz konusunda da... Hemfikiriz. Evet aynı şekilde. Emre? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Tarih okuyor musun değil mi? Aynen. Tarih okuyorum. Yetişim yurtlarında kalmamışsın herhalde. Yok. Bana ailem baktı. Sağ olsunlar. Ailem bakmış. Ne gibi? Onlar zaten benim... Ben bu saatten sonra kimse kusura bakmasın. Kimseye anne baba diyemem. Onlar benim anne babam. Benim onlara bir hayat borcum var. Aynen. Onlara da söyleyemedim karşılaşacağım belki tepkilerden dolayı. İleride söyleyeceğim. Elbet öğrenecekler. Bu benim hayatım. Sonuçta kardeşlerimi buldum. Şimdi evraklarda bunlar yazıyor ama bir DNA testi yapılacak. Tabii. Ve tabii bu ki. Gerçek yani bilimsel açıdan da ortaya konacak. Ama burada Nilgün Hanım var. O evraklarda Nilgün Sarıcan diye aradığın kişi
aslında farklı bir soy ismi olmasına karşın dini nikahlı beraberlik yaşadığı için hep soyadını Sarıcan olarak lanse evet, etmiş. Evet, aynen. Nilgün Hanım'la konuşmak ister misin? Yani işte diyebileceğim... Nilgün ablam hiç... Merhaba Doğa. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ya, onun bir suçu yok zaten. Beni dünyaya getirdi. Bakamadı bazı sıkıntılardan dolayı, bazı ihmallerden dolayı ailesindeki... yani bir hayat yandı, geri kalanında da hani birbirimizi belki bu zamana kadar hiç tanımadığımız kardeşlerimizi şimdi tanıyoruz. Ya, yazık olmuş gerçekten. Bir iki kişinin imali yüzünden. Nilgün abla. Efendim. Sen 2001'de doğum yapıyorsun. Evet. Yine adını şey soyadını Sarıcan olarak söylüyorsun. Baba adı da Aslan yazdırıyorsun. Evet. Sonra yine sen doğum yaptıktan sonra seni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderiyorlar. Evet. Ondan sonra çocuk da orada terk ediliyor. Evet. Ve bırakılıyor. Evet. O çocuk sonra yurda gönderilmiş. Bugün kocaman bir delikanlı olmuş. Onu bir aile evlat edinmiş. Evet. Yani senin çocuğun olabilir. Olabilir. Sen çünkü bize dedin ki 6 doğum yaptım ben dedin. Evet. Biri doğumdan sonra öldü. İlk çocuk Emrah. İkincisi bir Hasan var. Mesela o kendi isimler vermiş mesela Hasan. Emrah burada Hasan'ı verdim. Üçüncü çocuğum Alican, sonrası Ayşenur. Bir tanesi Ayşe'den sonra bir doğar doğmaz ölen var. Bir de en son çocuğu Ümmü Gülsüm. Evet. Ya garip bir şekilde benim o evraktaki adım geçmiyor. Ne? Belgelerdeki adım geçmiyor garip bir şekilde. Hı hı. Ben de şaşırdım ama bu kadar tesadüf olamaz dedim. Şimdi gerçekte ortada Nilgün Sarıcan diye biri de yok. Aynen. O kendine ben Aslan'la evlendim, benim soyadım artık Sarıcan diyor. Evet. Ama ortada yok. Aslan Bey. Şaşkınsınız galiba. Kaç yıl beraberdiniz? Bak burada bir 2001 doğumlu bir delikanlı var. Yani belki de bu bir beraberlikten dünyaya gelen çocuk doğan da olabilir. Onu bilemiyorum güzel kız. Ayşenur'dan emindiniz ama ortada bir de doğan var. Ben bunu bana zaten 2000'in ya 6. ayında ya 7. ayında bilmiyorum hamile olarak geldi. Ama oradan bir ara gitti. Çocuk doğdu mu doğmadı mı, alın bıraktım bıraktım. Hiçbir şey haberim yok güzel. Ya mesela bu gibi durumlarda en çok korktuklarımdan biri de nedir biliyor musunuz? Düşünsenize bu iki genç, ikisi de genç yani. Hani birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar. Ya evlenseler? Bakın olabilir. Yani onun kayıtlardaki ismi, anne baba adı farklı, gerçek kişiye ulaşabilecek belgelerden yoksun ama bu hastanede yatmış bir kadın yani. Şimdi orada da bir kopukluk var. Yani Allah korusun bunlar yetişkin olduklarında ya tanışsalar, arkadaşlık etseler, yarın öbür gün evliliğe karar verseler. Bir kopukluk var. Şimdi zaten mağduriyetler ortada da ben hep dile getirmeye de devam edeceğim. Ben Nilgün abla için adalet istiyorum. Bir yıl alayla aynı prosedür. Zeynep Kamil doğum evinde çocuk yapılıyor, Bakırköy'e giriyor. Yani Rufi. Resmi kayıtlarda siz devlet olarak biz 2001 yılında muhatap oluyor muyuz? Nilgün ablayı alıyor muyuz hastanemize? Çıkarken onu nasıl sahipsiz bırakıyoruz? Ve bu çok ciddi, yani vesayet altına alınma durumu akli melekelerinin yerinde olmadığı ya da kendini koruyamayacak insanlarla ilgilidir. Bu sabit. Çünkü o konuda bebeğini bile koruyamayan, gerçekte bir kimliği olmayan kişi var. Belirsiz kişiyi sokağa bırakıp bir yıl sonra yeni bir çocuğun dünyaya getirilmesinden şimdi soruyorum. Bir tek ailesi mi suçlu, yoksa yaşadığımız bu ülkede bizlerin de sorumluluk payı var mı? Yani kanun çok açık. İdari olarak, idari makamlar, devletin her bir kurumundaki çalışanların kısıtlanması gereken bir vesayet durumunu gerektirir bir bilgiyi edindiklerinde hemen ihbar yükümlülükleri var. Bu niye yapılmamış? O zaman o harekete geçilmiş olsaydı... Bu çocuklar bu şekilde mağdur edilmiş olmayacaklardı. Şimdi 2001 burada.
DNA testi yapacağız. 2002 burada. Onun öncesinde Emrah var zaten. Bir de aralarda söyledikleri çocuklar var. Bir isimler veriyor. Hasan diyor, Ümmü Gülsüm diyor. Yani erkek ve kız doğurdum diyor. Ben de buraya çok enteresan. İkisi ölü. Ayşe'yi Emrah'a bir de üçüncü çocuğu yazıp bir yıldız koymuşum. İlk notlarımın arasında. Gerçekten üçüncü çocuk demişim. Böyle bir şey yapmışım yani artık aklıma ne geldiyse. Ama DNA testinin sonucunda evraklarda bunlar yazıyor ama gerçekten de anneniz Negin Hanım çıkabilir. Evet. O zaman ne olacak? Şimdi bir muammadasın. Bir soru işareti. Evet, isimler, evraklar seni buraya getiriyor. Nilgün'e getiriyor, Aslan abiye getiriyor, Ayşenur'a, Emrah'a getiriyor. Sen bugünün şartlarında kardeşlerim diye onlara sarılman lazım. Aynen öyle. DNA testi yapıldığında biyolojik annen Nilgün dediğimde... Ne mi değişecek? Ne yapacaksın? Yani bir şey öğreneceğim, kardeşlerime kavuşacağım. Ama anne ve babam değişmeyecek. Ha, Nilgün Sarıcan'la Aslan Sarıcan elimden geldiğince yardım edebilirsem yardım ederim. Sonuçta onlar da beni dünyaya getirmiş öyleyse. Sadece iki tane gül gibi kardeş kazanmış olacağım. Ama yani şunu es geçemem. Beni bu zamana kadar büyüten bir aile var. Bana hiçbir zaman hani özel evlatlık dışında bir muamele yapmadılar. Hiçbir zaman hissettirmediler. Onlara minnettarım. Yani onların hakkını asla yiyemem. Başkasına da anne baba bu saatten sonra diyemem. Tesadüf mü öğrendin, onlar mı dediler? Hani Doğan artık sen büyüdün, gel biz sana bir gerçeği anlatalım. Yok, ben tesadüf eseri. Tesadüf eseri öğrendin. Aynen. Detayı söylemene gerek yok anlaşılmasın diye. Biliyorum çünkü notlarımın arasında var da. Ya anlaşılsa da artık bir aradan sonra söyleyeceğim yani yapacak bir DNA şey yok. DNA testinden sonra. Aynen yani şöyle diyeyim. Sonuçta bir zamandan sonra onlar da öğrenecek. Ama ben sadece onların alacağı tepkiden korktuğum için. Ben tepkiyi alayım, sıkıntıyı ben çekeyim. Ne tepkisi ben alabilirler? Çoğu insan onları öz çocuğu olarak biliyor beni. O yüzden şimdi yaşlı da insanlar. Yaşlarını şimdi söylemeyeyim. Selim. O yüzden... Alacakları tepkilerden dolayı sıkıntı çekmelerini istemiyorum. Ha ben çekeyim, sıkıntı yok, ben hesabımı veririm. Onlar zaten bana bakarak sıkıntı çekiyorlar. Niye? Yani sonuçta benim için uğraşmışlar, onlara bir borcum var. Ben bir de onların üstüne bir sıkıntı daha eklemeyeyim. Sıkıntı derken... Doğancığım, onlar gidip devlete, sosyal hizmetlere demişler ki biz anne baba olmak istiyoruz. Bizim çocuğumuz olmuyor. Evet. Biz anne babaya olmaya layık insanlarız. Bize bir çocuk verdiğinizde ona çok iyi bakarız, iyi eğitiriz, topluma kazandırırız. Biz bunun için her türlü sınavı vermeye hazırız demişler. Defalarca da o kapıya gitmişlerdir. Defalarca da oradan gelecek olan bir telefonu beklemişlerdir. Buyurun işte orada şey diyormuşsun yakın biliyorum. Hani mesela atıyorum yeni doğan. İşte 0-5 aylık bebek istiyorum dediğinizde öyle bir çocuk geldiğinde hemen haber geliyor ya. O zaman demişlerdir ki bir bebeğimiz var, erkek çocuğu böyle nur topu gibi de maşallah. Hani siz de bu konuda başvuruları yapmış, her türlü kriterlerden geçmiş ve bir çocuğa bakabilecek bir ailesiniz dediklerinde zaten seni almak istediklerini çevresindeki herkes biliyor. Evet, olabilir. Yani bu gerçek böyledir. Çünkü belli bir yaşta biliyorsun yurtlardan, kurumdan evlat edinebiliyorsun. Senin bu konuda hiçbir sakıncan olmasın. Tam tersi seni büyüten anne ve baban eli öpülecek insanlar. Evet, aynen öyle. Ve bununla gurur duymalılar. Aynen öyle. Gurur duymalılar. Bak şimdi tabii siz böyle ekranda blurlu görüyorsunuz ama bir delikanlı var karşımda. Emrah öyle, Ayşenur öyle, sen öylesin. Pırıl pırılsınız. Çok hayata umutla bakıyorsunuz. Yani inançlısınız, mücadelecisiniz. Tabii ki bir kargaşanız var. Yani neden terk edildiğini sorgulamakla, gerçeğin ne olduğunu öğrenme peşine düşme, hayatı sorgulama ama bir gerçek var ki size kıymet verenler, size emek verenler aslında. Senin için de öyle. Kesinlikle haklısınız, hak veriyorum. Bu çocuk tek başına sanıyordu kendini. Ta ki sen bir gün çıkana kadar. Siz de ikinizsiniz sanıyordunuz. Bak bir kişi daha evet. Çıktı. Annen 6 çocuktan bahsediyordu. İkisi vefat etti. 4. Bir kişi kaldı. Daha da güçlü hissediyoruz birbirimizi. Yani böyle hayata karşı daha güçlü göğüs geriyoruz. Daha el ele işte. Ben şöyle düşünüyorum. Bazen derler ya hani Allah'ın sopası yok diye.
Şimdi yıllarca yani benim açımdan mağdur edilmiş sokaklarda yaşayan, terk edilmiş bir kadın var Nilgün abla. Yıllar sonra bu çocuklar ortaya çıktığında sanki Nilgün ablanın hesabını soruyorlarmış gibi geliyor. Bir şekilde o adalet gelecek. O kadın hakkıyla, layıkıyla bu ülkede değer görerek yaşamayı hak ediyordu. He, 18 yıl, 19 yıl, 20 yıl çok uzun süreler. O 20 yıllar zaten Nilgün ablayı bu hale getirmiş. Bir verebilir miyiz gençlik fotoğrafını? Onun gençliğini, güzelliğini, o zamanki hayatını çalmışlar ondan. Her seferinde terk edilerek. Bakın gençliği bu. O zaman da hastalığı var ama tedavi edilse, ilaçlarını alsa Nilgün gene aynı Nilgün. Ama Nilgün bugün perişan. Burada yasal vasisine seslenmek istiyorum Fize Hanım'a. Yasal vasisi benim dediniz. Bu ortaya çıkan pırıl pırıl genci doğumuyla ilgili bilgiye sahip misiniz? Şeyden, doğandan? Evet. Tabii tabii, o da liste tutuyor zaten hangisinde ne doğdu, nereye verdik diye. Var, öyle tutuyor yani, o kadar. Kurumlara kadar gidiyor çünkü. Neyin abla? Mustafa'nın soyadı neydi? Taşdemir. Taşdemir. Mesela bugün çocuğun olsa senin artık soyadın Taşdemir değil mi? Kızlık soyadım Alpak. Hayır hayır, şu anki soyadın ne? Taşdemir. Sen şu anda Nilgün Taşdemir'sin. Evet, evet. Kaç yıldır Nilgün Taşdemir'sin? 10. 10 yıldır. Şimdi bak bu... Cevap benim için çok önemli. Onunla bir beraberlik yaşıyor. Karşı taraf diyor ki biz seninle karı kocayız, senin soyadın bu diyor. Nilgün abla yine çocuk doğuruyor olsa bu sefer de diyecekti ki babası Mustafa, soyadı da Taşdemir. Çocuğun olsa soyadı Taşdemir olacaktı. Evet. Hatırlıyor mu doğum yaptığı, Ayşenur'u dünyaya getirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Ben mi? Hı hı. Yok, hatırlayamıyorum. Zeynep Kamil'e gittiğiniz o hastaneyi hatırlıyor musunuz? İki bebeğiniz de orada dünyaya geldi. Evet, onu hatırlıyorum. Gidiyorsunuz hastaneye. Evet. Sonra? Ondan sonra doğum yapıyorum. Doğumdan sonra başka bir hastaneye götürülmüşsünüz. Evet, Bakırköy'e. Oradan sizi anneniz falan hiç kimse aramaya gelmedi mi? Yok, aramaya gelmediler. Nereye gidiyordun hastaneden çıkıp? Dışarıda geziyordum. Geziyordun. Parklar, bahçeler senin evin olmuş. Evet. Öyle mi? Evet öyle. Hep yeni parklara dönüyordu. Evet. Hep de biri çıkıyor muydu Nilgün ben sana yardım edeyim diye? Yok. Etmiyor muydu? Yok. Sana bu dünyada yardım eden kim? Bir Mustafa yardım etti işte. Bir de Emrah. Bir daha Ayşe. Ama. Aslan. Annem yardım etmedi. Annen yardım etmedi mi? Yok. Annenden çok korktuğunu düşünüyorum. Aslan Bey'e bir soru sormak istiyorum Esra Hanım. Evet, korkuyorum biraz. 98... Bir dakika, bir Hanım. Evet. Çok korkuyorsun, onun karşısında konuşamıyorsun. Evet. Bak bir sürü kişi dedi ki çok babana da şiddet uyguluyormuş, sana da şiddet uyguluyormuş. Evet. Seni hep sokağa atıyormuş. Evet. Bugün şimdi seni annenin yanına göndersem gitmek ister misin? Ben mi? Evet. İstemem. Niye? Bilmiyorum. Sana kötü davranabilir mi? Bilmem ki, belli olmaz. Belli olmaz. Evet. Babanı hatırlıyor musun? İşte hayal meyal. Hayal meyal. Öldü babam Parkinson hastalığından. Kim haber verdi sana? Annem söyledi. Annen söyledi. Peki baban öldükten sonra hayatın daha mı kötü oldu? Biraz. Biraz. Evet. Baban varken biraz daha mı iyiydi? İyiydi. İyiydi. Baban öldükten sonra... Biraz kötüleşti. Peki. Hala Mustafa'nın yanına gitmek istiyor musun? Yok. Orada yaşamayı gerçekten seviyor muydun? Yok, sevmiyordum. Zor orada yaşamak. Evet, zor. Orası bir ev değil yani. Evet, değil. Sen orada yaşamayı hak etmiyorsun. Evet. Aslan'a sorunuz vardı Aslan evet, Bey. Evet, 1990 not almışım buraya da Mustafa Bey'in yanından hep gider evde duramaz ama benim yanımdayken 98'de geldi. 2003 yılına kadar 5 yıl hiç gitmedi dediniz. Ama dünyaya gelen 2 tane çocuk var. 2001 ve 2000 yıl. 2. Yani demek ki sizin yanınızdan da gitmiş, bu doğumlar gerçekleşmiş bir şekilde. Aynen. Devamlı kalmıyordu avukat hanım.
Ama siz bakın, o zaman Mustafa Bey'e tepki gösterdiniz. Dediniz ki senin yanından gidiyor, sen bakamıyorsun. Benim yanıma geldi, ben sahip çıktım dediniz. Evet, ama sizin sahip çıktım dediğiniz dönemde de iki tane doğum var. Bu sizin ve sizin bundan haberiniz yok. Yok. Çünkü gidiyor, üç ay, beş ay kalıyor, geliyor. Ben bunu... Böyle demediniz siz, onu diyorum ben. Evet, yani mesela o... Hani gitmeler de sanki böyle bir iki günlük gibi değil. Üç beş ay başka bir yerde kalıyor. Aynen. Bulduğum zaman alıp götürüyorum. En sonunda bunu gittim Bakırköy'e hastaneye yatırdım. Tedavi yaptırdım. Hani iyileşmesi için. Ne zaman yatırdınız? Zannedersem ya 98'in sonuncu ayında. Orada zaten belli oluyor. Hangi tarihi... 98'de yatırdıysanız hangi kimlikle yatırmış olmanız lazım? Nilgül Apak diye yatırmadınız mı? Bu kişinin orada kaydı var Nilgün Apak olarak. Niye Sarıçam diye sürekli çıkıyor kayıtlarda? Bir kimliksiz yok, çıkıyor bu kadın. Hayır avukat hanım. Benimle hiçbir taraftan çadırvanda dışarılarda kalmış insan değilim ben. Ben çadırvanda benim kendime ait orada bir iki kulübesi vardı. Kulübede kendiniz koruyun. Çadırvan için... Aslan Bey şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de koruduğum dediğiniz zamanda da koruma olmamış. Zaten... 6 ay Bakırköy'de yatmış ve iki tane çocuk var. Yani Nilgün abla her koşulda mağdur edilmiş. Ben Doğan'a dönmek istiyorum, böyle bir bakıyorum Doğan'a. Şimdi DNA testiniz de yapılacak. Çünkü DNA testinin sonucu ya evraklardaki bilgiler kadar DNA testinin sonucu da bizim için çok önemli. Onun için çok heyecanlanıyorum. Ben de heyecanlı. Sen de heyecanlanıyorsun. Aynen. Ama Nilgün ablanın bu heyecanı çok taşıdığını düşünmüyorum. O daha farklı yaşıyor duygularını. Ama asıl sonuç Ayşenur'la Emrah'ı ilgilendiriyor. Kesinlikle. Bizim Ayşenur'a borcumuz var yani. O, bu olayı o başlattı. Ama evet, ona borcumuz. Bu küçücük kız çocuğu şu koltuğa oturmasaydı hiçbiriniz burada olmayacaktınız. Evet. Ben cesaret edemezdim. Niye? Edemedim de zaten. Aklıma geldi, edemedim. Peki cesaret eden insanlara hayranlık duyar mısın? Kesinlikle. Şöyle ama ben sadece 80 milyon içinde gözükerek mücadele etmek istemedim. Ha buradan çıkışta onlar desin bana. Bana hayat vermişler sonuçta. Onlar, diğerleri de benim kardeşlerim. Onlar desinler Doğan gel mücadele edelim. Ben sonuna kadar giderim. Buna da hazırım yani. Onlar da bunlardan emin olabilir. Ama burada hayatında da hepiniz kendi adınıza bir ders çıkartın. Yani şimdi cesaret eden her zaman kazanıyor ve bir sonuca gidiyor. Diğeri korkaklık yapıyor ve hayat boyu kaybediyor. Yani kaybetmek mi kazanmak mı? Yaşamda tercihlerimizi ona göre yapmak lazım. Yani şöyle ben o zaman... Sadece bu olayda değil, bütün hayatınız boyunca. Doğru, doğru. Ya işte de, aşkta da, kuracağınız ailede de hep cesaret eden olun. Yani... Esra abla ben şöyle diyeyim. Söyle. Bana kardeşim var demediler. Ben de baktığım zaman belgelere beni bırakıp giden iki kişiyi gördüm. Öyle yani, o zaman öyle anladım. Ama o zaman zaten annen Nilgün Sarıcan bilgisi yazarken onunla ilgili gerçek bilgiler de yok. Aynen. O yüzden araştırmak isteği duymadım. Esra Erol'a çıkmak aklıma geldi. Buradan öğrenebilirim dedim. Ama işte o cesareti bulamadım. Olsun. Ama bundan sonra hepiniz cesaretli olacaksınız. Aynen. DNA testi de yapılacak sevgili seyirciler. Diyoruz ya, ben tam bu hikaye bitti dediği yerde yeniden başlıyor. Begül, bugün evladının doğum günü. Ona mesajın nedir? Çok az sürem kaldı. Ah. Onu çok özledim. Yani bir anne ki evladına kavuşmak istiyor, koca çocuğu kaçırıyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajını da alacağım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.